Merhaba arkadaşlar. İhtisas seminerlerinin ikinci dersini yapıyoruz. Mehmet Koç ben. İran Araştırmaları Merkezi İç Politika Koordinatörü olarak çalışıyorum burada. Kurulduğu günden beri buradayım. Aşağı yukarı 19 yıl İran'da kaldım. 1996-2015 yılları arasında. Bu süre zarfında hem akademik çalışmalarımı hem saha çalışmalarını aslında ekonomik faaliyetler kapsamında saha çalışması yaptım. Neler kapsadı? Özellikle akademik kariyerden bahsedeyim biraz kısaca konuya girmeden önce. Uluslararası İmam Hümeyni Üniversitesi siyaset bilimi diye geçiyor ama Türkiye'de denklik verilirken müfredat ve dersler içerik olarak siyaset bilimi ve kamu yönetimi olarak denklik verildi. Okutulan dersler açısından. Kazvin'deydi. 4-5 yıl oradaydık dil kursundan sonra. 4 yılda lisans orada tamamladık. Ardından Tahran Üniversitesi yine siyaset biliminde başladım ve devam ettim. Siyaset bilimi tabii kendi içerisinde biliyorsunuz siyasi düşünce, siyaset sosyolojisi, İran gelişmeleri gibi alt dallara ayrılıyor. Ben İran siyaset sosyolojisi üzerine odaklandım ve tezimi de o doğrultuda yazdım. İran'da değişen devlet-toplum ilişkisi, devrim sonrası özellikle. Devrim öncesinde yapılmış çalışmalar var. Yani özellikle devlet-millet çatışması ismiyle var. Bu ciddi bir sorun. Çünkü geçiş süreci yaşayan bütün toplumların hemen hemen karşı karşıya olduğu sosyopolitik bir süreç. Halihazırda hem İran hem Türkiye ve bütün bölge devletleri bir şekilde toplumları bu süreci yaşıyoruz. Farklı yoğunluklarda olsa bile. Onu tamamladıktan sonra yine Tahran Üniversitesi'nde doktoraya başladım. Uluslararası ilişkiler özellikle tercih ettim. Yani İran iç politikasında belli bir uzmanlık edindikten sonra özellikle İran dış politikasında da belli bir noktaya gelip Türkiye'ye döndüğümde de en azından alanımızın uzmanı olarak hakkıyla bu alanı temsil etmek veya bu konuda Türk kamuoyunu veya akademiyi veya araştırmacıları olabildiğince bilgilendirmek, yapacağımız çalışmalar vasıtasıyla tabii. Bu anlamda İran Araştırmaları Merkezi'nin açılmış olması güzel bir fırsat, bir imkan sundu. Tabii doktora ekonomik faaliyetler yüzünden tamamlanmadı. Bu yüzden burada Ankara ve Kırıkkale Üniversitelerinin ortaklaşa düzenledikleri Fars Dil Edebiyatı'ndan devam ediyor ve yakın zamanda İdris İvitlisi'nin #5 isimli kitabının 5 ve 6. ketibeleri üzerine çalışıyorum. Özellikle Osmanlı tarihinin tarihi konusunda kaynak eserlerden olup bugüne kadar bütünü üzerinde çalışma yapılıp çevrilmemiş bir kaynak eser. Biraz dili ağır, çok Arapça da kullanılmış çokça. Eski bir Farsça. Elimizden geldiğince bu iki bölümü tamamladıktan sonra, doktora bittikten sonra da tamamını inşallah günümüz Türkçesine kazandırmaya çalışacağız. Böyle önemli bir eserim. Bugünkü konumuz İran siyasal yapısı, devlet yapısı ve siyaset yapımı, siyaset geliştirilmesi veya politik gelişmeler, tartışmalar hangi düzlemde, hangi çerçevede yapılıyor? Anayasanın temel ilkelerinden tutun, yasama, yürütme, yargı genel çerçeveleriyle güvenlik kurumları kimlerdir? Bunlar kimin emrinde veya denetiminde faaliyet yürütüyor? Genel olarak bunları izah etmeye çalışacağız. Bu iki saat içerisinde sanırım arada bir 15 dakika teneffüs var. Mola vereceğiz. Konu başlıkları olarak önce siyasi kurumları, ardından güvenlik kurumlarını ve en sonunda da ekonomik kurumları olabildiğince genel hatlarıyla sorularınızla da teferruatsa bazı konularda girebileceğiz. Dersi baştan sona tabii ki ben konuşup siz dinleyecek şekilde değil de merak ettiğiniz hususları yeri geldiğinde beklemeden de sorabilirsiniz arkadaşlar. Önce anayasa kapsamında 1979'da ne oldu ona bir değinelim. Şubat 1979'da aslında İran'da meydana gelen devrim ve ortaya konan anayasa geçmişle çok kopuk bir süreç değil. Meşrutiyet anayasasının aslında devamı niteliğinde ama bu biraz bir takım temel farklılıklar ortaya çıktı. O da şahlık gitti, yerine velayet-i fakih teorisi geldi.
İran'da belki filozof Şah teorisinin bu bağlamda tahakkuk etmiş hali olarak da değerlendiren siyaset bilimciler var. Ya da siyaset düşünürleri de var İran'da. Hem manevi, ahlaki boyutu siyasetin hem de reel boyutunu dikkate alarak ortaya konmuş bir düzen var sonuçta. Din devleti, ancak bu din devleti geçmişte zihnimizde böyle geleneksel anlamda şekillenebilecek bir din devleti değil. Çünkü modern dönemde yaşıyoruz. İran da bu bağlamda ciddi bir şekilde Türkiye'nin ardından meşrutiyeti yaşamış, meşrutiyet devrimini yaşamış. Mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçiş yapmış bir toplum ve Pehlevilerin yapmış olduğu özellikle modernleşme hamleleriyle bir takım sosyolojik dönüşümler de yaşamış bir toplumdu. Bu anlamda bizim biraz gerimizden geliyor olsalar da tarihsel benzerliklerimiz çok fazla. Osmanlı'da bizi de başlayan Tanzimat ve Nizami Cedid'le başlayıp Tanzimat'la, meşrutiyetle devam eden gelişmeler aslında bir nevi İran'da da tecelli ediyor, ortaya çıkıyor ve yine orada da Osmanlı'daki gelişmelerden etkileniyor İranlılar. Bu bağlamda halen daha bu etkilenme devam ediyor diyebilirim. Belki burada biraz bir parantez açıp tarihsel bir şeye de girmek gerekir. Türkiye, İran belki bu coğrafyada kültür, tarih ve medeniyet olarak en yakın ülkeler diyebilirim arkadaşlar. Çünkü 900 yılı aşan bir birliktelik, bir ortaklık var medeniyet ve kültür inşası noktasında. Bu hem dil etkilenmesi açısından da yaşanmış bir süreçtir. Karşılıklı olarak siyasi ve bürokrasi anlamında da bu böyledir. Yani Türklerin İran'a girerken İranlılar eliyle Müslümanlaşması, ardından 1501'de Safavilerin iktidara gelmesiyle bir Türk hanedanı olarak Türklerin eliyle de Şiileştirilmiş olmaları ve burada kurulmuş Türk devletleri. Yani Gaznelilerden tutun Selçuklulara, Akkoyunlu, Karakoyunlu coğrafya biraz giriş çıkışlar oluyor ama yine bu coğrafyada şekillenmiş devletler ve en nihayetinde Safaviler ta Kaçar Hanedanı'na kadar ki 1925'te 26'da artık Pehlevilerin iktidara gelmesiyle son buluyor. Dolayısıyla çok uzun bir tarih ve bu anlamda gerçekten İran bize uzak yakın. Yani toplumumuzda çokça bilinmeyen, belki son 40 yılda, şu son 10 yılı çıkarsak son 30 yılda İran'da hem devrim yaşanması, Türkiye'de darbenin meydana gelmiş olması ve bölge ülkelerinin ideolojik kalıplar içerisinde ikili ilişkilerin bir şekilde uzaklaşarak ya da mesafeli durarak geliştirmiş olması belki hem akademisyenlerimiz nezdinde hem araştırmacılar olarak ve toplum olarak da biraz mesafeli kaldık. Daha öncesini hatırlamıyorum, bilmiyorum. Çünkü en azından bu son 25 yılına tanık olduğum için söylüyorum. Aradaki ideolojik o perdeler kalktıktan sonra, bu tabii Soğuk Savaş'ın da bitmesinin de önemli etkisi oldu. İkili ilişkiler de gelişmeye başladı. Özellikle AK Parti'nin de iktidara gelmesi sonrasında. Bu önemli katkılar sundu ve bu süreç devam ediyor. Belki ilerleyen dönemlerde iki ülke arasında işbirlikleri farklı boyutlara gidebilir. Tıpkı bugün Soçi'de devam etmekte olan bir süreçte olduğu gibi. Bu parantezi açtım. Neden? Çünkü İran'da özellikle siyasi kurumlar, siyasi karar alma mercileri kimlerdir, nelerdir ve süreçleri kim etkiliyor? Günümüz İran'ında tabii ki önemli. Günümüz İran'ına gelelim. Fazla tarihte takılıp kalmayalım. Çünkü zamanımız kısıtlı. 1979'da aslında önce liberaller, mühendis Mehdi Bazergan liderliğindeki geçici hükümet bir daha çok liberal İslam diyebileceğimiz anlayışa dayalı bir anayasa ortaya koymaya çalıştılar. Yani devrimle birlikte böyle çok sert geçişlerin yapıldığı bir devlet, yeni bir devlet düzenine değil de geçmişte yaşanan yapısal sorunları reformcu bir yaklaşımla değerlendirerek belki seküler düzeni muhafaza edecek ama bununla birlikte İslam da en azından Ayetullah Hümeyni'nin yorumlarına dayanan o Şiiliğin referans alınabileceği, çünkü daha önce Meşrutiyet Anayasası'nda da aslında çıkacak yasaların İslam'a
aykırı olmama koşulu vardı ve bunu denetleyecek 5 veya 7 kişilik müştehit konseyi düşünülmüştü. Yani bugün İran Anayasası'nda var olan Anayasa Koruyucular Konseyi aslında Meşrutiyet Anayasası'nda var olan bir, var olup da işletilmeyen bir müessesenin çok aktif bir şekilde işletilmesi olarak karşımıza çıktı. Ancak biliyorsunuz bütün devrimlerde önce bir ılımlı dönem vardır, sonra radikal dönem ve ardından normalleşme dönemi. Bu devrimler sosyolojisi açısından genellikle bu şekilde yorumlanıyor. Fransız devriminde de, Ekim Rusya devriminde de, İran'da da yine bu tarz bir gelişme yaşandı. Ancak o ılımlı dönem çok uzun sürmüyor. Yani devrimlerin yaşandığı ülkelerde genellikle dipten gelen veya en azından o kamuoyunu, toplumu o şekilde mobilize eden, yani devrimci bir şekilde kanalize eden, bunu bir baskı aracı olarak kullanan lider varsa, karizmatik bir lider, o ılımlı dönem o kadar uzun sürmez. Jacobenlerin iktidara gelişinden önce Fransa'da yaşanan süreç veya Rusya Ekim devriminde de benzeri Bolşeviklerle Menşevikler arasında yaşanan çatışma ki yine ılımların tasfiyesiyle ve İran'da da aynısı yaşandı. Mühendis Mehdi Bazergan düşündüğü siyasi sistemi anayasal bir çerçeveye oturtmadan istifa etmek zorunda kaldı. Çünkü o geçici hükümet döneminde bir anayasa taslağı üzerinde çalışılıyordu. Ve o taslak bir süre sonra özellikle Ayetullah Hümeyni'nin direktifleri ve onun çevresindeki, yakın çevresindeki aktörler, siyasi figürlerin baskısıyla devre dışı bırakılarak önce bir anayasayı hazırlama meclisi oluşturma ve bunu da seçimle tabii ki onu yaptıktan sonra şeyi yaptılar. Buyurun. Pardon hocam. İlk başta söylemiştiniz ya hocam. Yani 1979 anayasası ile daha önceki anayasanın çok farklı olmadığını aslında, yani radikal farklılıklar olmadığını söylediniz. Peki devrim ihtiyacı niye doğdu? Evet. Aslında güzel bir soru. Buna mutlaka değinelim. Konunun başında girmemiz iyi oluyor. Şimdi devrim niye oldu? Aslında bu İran'da hem lisans döneminde hem master döneminde derslerin de çok önemli bir parçasıydı ve hocaların da çok sıkça tartıştığı çeşitli açılardan. Devrim ekonomik sebeplerle meydana geldi? Sosyolojik sebeplerle meydana geldi? Yani kırsal alandan yoğun bir şekilde kentsel alana gelişim ve bunun entegrasyon sürecinde yaşanan sıkıntıların bir sebebi mi? Yani geleneksel bir toplumun modernleşme sürecinde uyum sağlayamamasının mı, kimlik çatışmasının mı, yoksa ekonomik bir krizin ortaya çıkması, yani sürekli giderek ekonomik koşulları yükselen bir toplumun girdiği kısa dönemli ekonomik krizin o artan beklentiler psikolojisi ve ama düşen şeyler, imkan ve olanaklar arasındaki makasın büyümesiyle mi meydana geldi? Bu hemen hemen bütün bakış açılarına göre tabii değişiyor ama halen daha cevaplanmamış ya da en azından herkesin kendi açısından cevap bulduğu bir soru. Bence hepsinden bir takım izler taşıyor. Yani özellikle Şah'ın başlatmış olduğu 1963 ile tetiklenen Ak Devrim diye nitelediği toprak reformu, sanayileşme, kadınlara seçme seçilme hakları, ardından eyalet ve velayet sistemine yönelik yenilikler ve kapitülasyonlar. Kapitülasyon dediğimiz aslında Amerikalı çalışanların, normal vatandaşlarına da diplomatlara tanınan dokunulmazlıkların tanınması. Bu biraz ciddi bir soruna sebep oldu İran'da. Özellikle Ayetullah Hümeyni bunu çok kullandı Şah'a itirazında. Bu süreç tabii ki devrime gidene kadar aşağı yukarı 16 yıl falan sürdü. 15-16. 1963-1979 arası. 1979'un tabii başından bahsediyoruz. Ama devrimi hızlandıran süreç aslında 1978 Ocağı'nda patlak veren Ayetullah Hümeyni'nin aleyhine yayınlanan işte o aşağılayıcı, tahkir edici mektubun tetiklediği ama diğer zaten bütün toplum kesimlerinin Şah'a karşı oluşmuş bir şey vardı, muhalefet vardı ve Şah'ın da aslında bu modernleşme sürecinde meclisi bir şekilde bypass ederek
başbakanları da doğrudan atayarak, yani çok ciddi bir vesayet kuruyor Şah aslında. 1963'ten öncesinde de biraz daha geri gidersek, 53'teki darbe, 57'de Savak'ı kurması, orduyu çok ciddi bir şekilde modernize etme çabaları ve bunu yaparken de karşısında çıkabilecek her türlü muhalefeti tamamen ezmek pahasına da olsa, onların hepsini susturmak pahasına da olsa bu programı sonuçlandıracağım diyoruz. Röportajlarına baktığınız zaman şey diyor. Ben diyor, yani devrim olduğu sıralarda onun varsayımlarına göre 4-5 yıl sonra İran belki bölgede artık ikinci aşamaya geçecek, çok büyük bir sıçrama yapacak, altyapıyı tamamlamış bir ülke olacaktı. Buna fırsat verilmedi. Ancak o süreçte sarf ettiği bazı sözlerin de bu devrim sürecine yol açtığı kanaatindeyim. Kendi okumalarım en azından o yönde. Çünkü açık bir şekilde Batılıları tehdit etmeye başlıyor. Yani 1941'de babasının görevden alınmasının ardından iktidara gelen genç bir veliaht, bir padişah olarak ülkenin kontrolünü o kadar ciddi bir şekilde sağlayamıyor. Dolayısıyla din adamlarıyla yakınlaşıyor, aydınlarla yakınlaşıyor, diğer elit kesimlerle, siyasi elit kesimlerle. Bir müddet sonra güçlenince ve özellikle Musaddık tasfiye edildikten sonra ortaya çıkan Amerikalıların da İran'a bunu mutlaka göz önünde bulundurulalım. 1963'ten 53 darbesiyle Amerika ciddi bir şekilde İran'a giriş yaptı. Yani daha öncesindeki varlığı çok pasiftir. Yani o kadar etkin değildir. İngilizler ve şeyler vardır. Ruslar vardır ama bu darbenin ardından artık ciddi bir şekilde Amerikan varlığına ve Amerika'nın giderek buraya üs edinmesine tanık oluyoruz. Bu cümleleri tanımlayıp size söz vereyim. Biliyorsunuz 68'den itibaren de özellikle İngiltere'nin bölgeden çekileceğini ilan etmesiyle, yani Körfez'den çekileceğini açıklamasıyla, çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda gerçekten Avrupalı güçler ciddi bir şekilde yıprandılar, güç kaybettiler ve bu bağlamda İngiltere'de sömürgelerinde veya dünya çapındaki nüfuzunu giderek azaltma ve kendisini öncelemeye aldı. Bu geri çekilmenin ardından hem Amerika'nın bölgeye yerleşmesi ve bu bağlamda İran'da bunun en önemli parçalarından biri ve öte taraftan Şah'ın silahlanma, güçlenme ve kalkınma, modernleşme hamleleri. Bu aslında bir bütün olarak bakıldığında hem sosyolojik olarak gerçekten İran toplumunun o günkü nüfusuna baktığımızda 35 milyon, 36 milyon civarında bir nüfus var ve bunun büyük çoğunluğu, yani yarısından daha fazlası kırsal alanda yaşıyor. Ve şehire yaşanan yoğun göçün de o şehirleşme entegrasyonunu tamamlayamadığı ve bunun da büyük sıkıntılara sebebiyet verdiği, işçi olarak geçen kesimlerin Şah ciddi anlamda gerçekten şeyler veriyor, sübvanse ediyor yani işçileri. Bu bağlamda hem toprak reformu hem işçilere yönelik, yani ağır sanayi, büyük sanayi kuruluşlarını halka açma adı altında işçilere de pay vermiş olması. Ancak bütün bunlara rağmen gerçekten niye bu devrim meydana geldi? Yani bir ülkesini giderek kalkındırmakta olan, geliştirmekte olan bir lider var. Ve buna karşı topyekün tüm siyasi grupların ittifak ettiği, toplumu da arkasında sürüklediği, sosyopolitik dinamikleri peşinde sürüklediği bir durumla karşı karşıyayız. Bu normal bir durum değil aslında. Ama Şah'ın birkaç hatası vardı. İki temel hatası vardı. Bir, İçeride bütün siyasi grupları yasaklaması ve tek bir parti kurması ve herkes bu partiye üye olacak demesi. Yani İran gibi çok kültürlü, çok etnisiteli, çok dinamik bir toplumu tek tipli bir toplum haline getirme çabası en büyük hatasıydı. Bunu yaparken de henüz o yapmak istediği veya toplumu getirmek istediği aşamada, ki en nihayetinde o aşamada geniş bir toplumsal taban yaratacaktı kendi meşruiyeti açısından, henüz bunu sağlayamadan bu hamleleri yapması ve öte taraftan İngiltere ve Amerika başta olmak üzere yedi kız kardeş diye bilinen petrol şirketlerini tehdit etmesi. Aslında Amerika, İngiltere, Hollanda diyebildiğimiz o Shell ve diğer Fransa petrol şirketleri, Amerikan petrol şirketlerinin ortaklaşa almış oldukları o payın açık bir şekilde tehdit ediyor. Yani bu röportajı mesela 73'te veriyor. 73 ya 74 tam yanılmıyorsam. 5 yıl sonra bu anlaşmalar bitecek. Yani zayıf pozisyonda
olduğunda imzaladığı anlaşmalar bitecek ve bizim çıkarlarımızı önceleyen, çıkarlarımızın önceliğini kabul eden şirketlerle yola devam edeceğiz. Bunu kabul etmeyenler sıraya girecek diyor. Açık bir şekilde Batı'ya kafa tutmaya başlıyor. Ve bir röportajında da çok bariz bir hata daha yapıyor. Yani bu kadar dışarıya bağımlıyken yapılanma sürecinde artık mavi gözlülere haraç vermeyeceğiz şeklindeki bir ifade çok acemice bir ifade. Yani politik olarak bir liderin belki bu kadar niyetiniz bu olabilir ama bu kadar bariz bir şekilde ifade etmeniz ister istemez karşı tarafta bir tehdit algısı yaratıyor. Yani artık sizin batılı müttefiklerinizin güç kazandıkça, İran güçlendikçe kendisi için müttefik olsa dahi tehdit olabileceğinin göstergesi. Yani çıkarlarını giderek minimize edecek, onu kuşatacak ya da var olan çıkarlarını daha da geriye doğru itecek bir zihniyeti açık bir şekilde ortaya koydu. Yani hızlı bir çıkış oldu, vakitsiz bir çıkış oldu. Ama bunu niye yapıyor? Bunu çünkü Batı'dan baskı geliyor. Hatırlayacak olursak o dönem, Soğuk Savaş dönemi süreci, o psikoloji gerçekten anlamak lazım. Doğu bloku sürekli Batı blokunda yer alan ülkelere karşı geliştirdiği bir söylem vardı. Özgür dünya. Yani bu özgür dünya, şimdi özgür dünyanın müttefikleri kimler? Genellikle ya krallıklar ya despot rejimler, yani totaliter rejimler. Bunların özgürlükle bir alakası yok. Oradan da baskı gelince Amerika tarafından, yani biraz açın yeter bu kadar şey. Çünkü bu dünya çapında eğer sol hareketleri başarılı oluyorsa ellerine fazlasıyla malzeme verildiğinden düşünülerek. Dolayısıyla bu baskılar gelince bir taraftan da tabii adam kendini artık güçlü bir pozisyonda hissedince hem içerideki muhalefeti eziyor hem dışarıdaki büyük güçler tehdit ediyor. Bence en büyük devrim başlangıç sürecini başlatan şey bu oldu. Hem müttefikleri hedef alması hem içerideki tüm toplumsal kesimleri, siyasi grupları baskılaması oldu. Yani bu ikisi birleşince bu devrim kaçınılmaz oldu. Buyurun. Yani dışarıdan bir bütün mü var içeriye? Çünkü ben hatırladığım kadarıyla Amerika'nın son ana kadar Şah rejimini desteklediği yönünde. Yani o yılbaşında söyledikleri işte Şah rejiminin başarılı olduğuna dair falan. Yani açıktan belki böyle yapıyorlar ama içeriden bir destek var mı rejime? Yani şöyle söyleyeyim, hani birkaç çaba oldu. Buyurun siz de sorunuzu söyleyin. Aynı şekilde Şimdi hani o devrimci bileşenlere baktığımız zaman içerisinde işte İslamcılar, solcular, liberaller, milliyetçiler, o yine seküler kesimin kendi içerisinde ayrıştığı işte bir taraftan liberaller, bir taraftan Marksistler veya Marksist-İslamcılar diyebileceğimiz, hatta İslamcı gruplar, birçok İslamcı grup, yani sadece çünkü Hümeyni çizgisindeki siyasi grup değil de tüm bu gruplar, çünkü Şah tüm bunların hepsini yasakladı faaliyetlerini ve ileri gelenlerini ya sürgün ya içeride hapse attı. Ve kurduğu o tek partiye üye olun ya da olmuyorsanız alın pasaportunuzu. Paranızı da verin, istediğiniz yere gidin. Yani böyle tek tipli bir, tipçi bir yaklaşım. Bu süreçte tabii ki bütün bunların katkısı oldu bu devrime. Ve özellikle bazıları silahlı mücadeleyi bir yöntem olarak kabul ettiler. 1963'lerde yaşanan gelişmelerden dolayı hem Ayetullah Hümeyni'nin sürgüne gönderilmesi, hem içeride solculara hatta milliyetçilere, Nehzet-i Azadi gibi seküler milliyetçi ve bir yerde liberal düşünen bir çizgi. Bunların hepsi baskılanınca içeride bir takım şeyler doğdu. Yeniden yapılanmalar, yeni fikirler, yeni siyasi hareketler ve bunların en barizi de Halkı Mücahitleri Örgüt. Halkı Mücahitleri Örgütü öyle bir örgüt ki arkadaşlar, ne FETÖ'ye benzetebiliyoruz dini siyasi duruşu bakımından ve ne PKK'ya benzetebiliyoruz Marksist duruşu bakımından. Çünkü halen daha dikkat ettiyseniz bütün kadınlar başörtülü. Halkı Mücahitleri Örgütü'nün, yani Meryem Recevi dahil olmak üzere örgütün bir kuralı. Halen daha bir takım İslami, Şii, çünkü hareket aynı zamanda Şii yani, bağlamında, din bağlamında bir takım şeylere bağlı, değerlere bağlı.
Ve diğer taraftan yöntem olarak o gün niye Marksizmi seçtiler? Dediğimiz gibi 60'lı yıllarda gerçekten Marksist silahlı mücadele yöntemleri dünyanın her yerini sarmıştı. Onlar da bunun etkisiyle siyasi mücadele artık yetersiz kalıyor. İşte Musaddık bastırıldı, işte Nehzet-i Azadi Milli Hareket vesaire tüm bunlar yasaklandı. Yani ne yaparsanız yapın şahı devirmek mümkün olmayacak. Dolayısıyla silahlı mücadele kaçınılmaz mantığıyla hareket ettiler. Bunu yaparken de işte ne yapalım? Biraz Lenin'den, biraz Mao'dan etkilenerek, biraz da Stalin, yani bir sentez yaratmaya çalıştılar. İran koşullarında silahlı mücadele nasıl verilmelidir, nasıl yapılmalıdır diye. Tabii sağlık tarafından bunlar tasfiye edildi birkaç kez, tekrar derken kendilerini muhafaza etmeyi bildiler ve bir iki ay öncesine kadar 53. yılını kutladı örgüt, yani varlığını kesintisiz sürdürebilen İran siyasi, modern siyasi tarihinde gerçekten bu kadar uzun süreli var olmuş ilk örnek. Hem önceki rejime karşı hem devrim sonrası yine silahlı mücadeleyle ama çok daha yoğun silahlı bir mücadeleyle yine rejimi silahlı yöntemle devirme düşüncesine sahip bir örgüt bu bağlamda ve devrim sürecinde katkılar oldu kuşkusuz. Ama birçok solcuya sorarsanız işte İslamcılar devrimi çaldılar bizden gibi bir ifade kullanıyorlar. Buna kesinlikle katılmıyorum. Çünkü solcuların ne İran'da, ne Türkiye'de, ne bu coğrafyanın başka bir bölgesinde toplumsal tabanı yoktur arkadaşlar. Hepiniz biliyorsunuz. Yani özellikle eğitimli kesim üniversiteler çevresinde en fazla TUDEH Partisi liselere kadar iniş yapabilmiştir. Liselerdeki gençlerde ne kadar fikri ideolojik olarak en fazla sloganik düzeyde bir şeye sahiptir ama sempatizan olabiliyor. Dolayısıyla toplumsal tabanı olmayan bir hareketin devrim bizden çalındı demesi bence geçerli bir iddia değil. Bu bağlamda Hümeyni'nin liderliği çok daha doğal. Çünkü modernizm ve geleneksel çatışmasından özellikle İran gibi o tarihlerde ve halen daha devam ediyor. %80'i belki muhafazakar diyebileceğimiz bir toplum var karşımızda. Bunun taban olarak karşılığı Hümeyni'nin arkasından gitmesi. Düşün yani liberaller de duruyor, milliyetçiler de duruyor. Bu halk onların yani o liderlerin ifadesiyle sokaklara dökülmüyor. Dökülüyorsa çok cüz'i bir kitle, kendi tabanları dökülüyor. Ama Hümeyni'nin halkı sokağa çağırması veya onun ifadeleri üzerine başlayan halk hareketleri, sokak gösterileri çok çok geniş. Geniş bir tabana hitap ediyor. Bunun sebebi de budur. Yani sosyolojik olarak bu kadar geniş bir taban olması ve gerçekten orada bir kimlik bunalımının yaşanması. Yani bir korku var. Hali hazırda bizde de öyle. Yani muhafazakar kesim modernleşme, sanayileşme bağlamında giderek sekülerleştikçe bu doğaldır. Yani bu korku vardır içimizde ve o tepkiyi veriyoruz. O tepki işte çok geniş bir toplumsal taban varsa ve siyasi bir lider ve siyasi bir parti ve ideolojiyle kanalize ediliyorsa rejim için tehlike arz edebilir. Ve İran'da bu yaşandı. Ama diğer bütün grupların işbirliği yapması aslında Şah'ın hepsini baskılaması. Hepsini baskılamasa, seküler, liberal veya ne bileyim kendisine yakın çizgileri bu anlamda serbest bıraksa belki bu sıkıntı olmayacaktı. Yani bütün Şah karşıtları veya rejim karşıtları ittifak edemeyecek ve belki bu devrim meydana gelemeyecekti. İşte burada stratejik bir hata. Hem bütün muhalefeti, bütün konuşan, sesi çıkan, sesi yükselen, ülkeye dair bir düşüncesi olan, eleştirisi olanları sen topla at içeri, öte taraftan da dış güçlere kafa tut. Bu artık zaten intihardır siyaseten. Bu meydana geldi aslında 79'da. Ne demiştiniz? Orayı kaçırmayayım da. Evet. Dışarıdan müdahale. Aslında Amerikalıların beklentisi belki Mühendis Bazargan liberallerin yönetebileceği bir süreçti. Yani Şah gitsin ama bizi tehdit etmeyecek. Daha zayıf pozisyonda işte farklı bileşenlerden oluşan bir hükümet, bir siyasi yapının ne yapacağı? Batı ile işbirliğine devam edebileceği düşüncesi. Yoksa yani karşılarında böyle bir rejim istediklerini hiç sanmıyorum. Fakat bunu da avantaja çevirmeyi başardılar, biliyorlar. Çünkü süper güç olmanın zaten imkan ve potansiyeli budur. Farklı senaryoları hemen anında şey yapabiliyorsunuz, devreye alabiliyorsunuz ve bundan da çok iyi yararlandılar. Evet, siyasi kurumlara devam edelim.
Şimdi velayet fakih şahın yerine geldi oturdu arkadaşlar. Yani geçen belki bir iki hafta önceydi sanırım yine bir çalışmamızın parçası olarak bu derse yakın bir konu işlemiştik. Orada da söyledim. Yani İranlıların, İranlı elitlerin bir kısmının düşüncesini söylüyorum, paylaşıyorum. Yani taç gitti, emame geldi. Çok şey değişmedi. Ama mollalar biraz daha uyanık davranıyor. Bütün toplum kesimlerini baskılamıyorlar. Cumhuriyet, İslam ve Cumhuriyet'i sentezlediler. Ayetullah Hümeyni işte Fransa'dan gelirken, gelmeden henüz Paris'te kendisine soruyor gazeteciler. Fransız gazeteci soruyor, nasıl bir devlet modeli düşünüyorsunuz? O da İslam Cumhuriyeti diyor, böyle bir şey telaffuz ediyor. Nasıl bir İslam Cumhuriyeti? İslam bildiğiniz İslam, Cumhuriyet de her yerde Fransa'da olduğu gibi diyor. Şimdi bu çok çelişki ama çok taktiksel bir söylem. Bu taktikleri Ayetullah Hümeyni aşağı yukarı 79'un başından, yani Fransa'dan hatta 78'in sonlarından itibaren kullanıyor. Ta ki 81-83'lere kadar bütün siyasi grupları tasfiye edene kadar. Ciddi bir şekilde siyasi bir takiye yaptığını görüyoruz. Ve bu taktiği uygulayarak adım adım bir aşamada İslamcıları, bir aşamada solcuları, bir aşamada liberalleri hepsini takviye edip artık tamamen kendi görüş ve düşünceleri doğrultusunda bir devlet modeli ortaya çıkarmış ve hayata geçirmiş oluyor. Bunun süreçlerine mesela biraz bakalım. Anayasa dediğim gibi yani önce rejim değişikliği referandumu yapıldı ama rejimin ismi İslam Cumhuriyeti tartışma fırsatı yok. Yani işte Ayetullah Hümeyni geliyor 10 gün sonra 22 Behmen İran tarihleri açısından söylüyorum. 1 Şubat, 11 Şubat yani devrimin artık başarıya ulaştığının ilanıyla birlikte. Ardından referandum yapalım. Önce rejimi değiştirelim. Rejim değişikliğiyle ilgili ne yapalım ne edelim tartışmalar başlıyor. İşte tam burada siyasi bütün gruplar nasıl bir siyasi düzen öngörüyorlardı ise isimlerini zikretmeye başladılar. Orada şah gitti. Artık şimdi yeni bir devlet inşa edilecek. İşte liberal demokrasi mi? Sosyal demokrat bir cumhuriyet mi? İslam cumhuriyeti mi? Tartışmaları, İmam Hümeyni aslında tartışmayı başlatıyor. Rejimin adını koyuyor çünkü. İslam Cumhuriyeti diyor. Ve herkes için aslında bir bilinmez. Çünkü 30-31 Mart'ta referandum var. Şubat zaten 11 Şubat. O günlerde gündeme geliyor. Bir ay 40 gün tartışacaksınız ama daha önce hiç denenmiş bir rejim değil. Tarihsel bir şey yok. Geçmiş üzerine hani üzerine kafa yorabileceğiniz, eksiklerini, avantajlarını tartışabileceğiniz bir model yok karşınızda. Kimse ne olduğunu bilmiyor ama Ayetullah Hümeyni karizmatik kişiliğiyle ciddi anlamda kitleleri yönlendiriyor. Farklı isimler gelince işte Demokratik İslam Cumhuriyeti gibi alternatif isimler gelince Ayetullah Hümeyni net bir tavır koyuyor. Ne bir kelime fazla ne bir kelime eksik İslam Cumhuriyeti diyor. Ve İslam Cumhuriyeti'ne evet hayır referandumu yapılıyor. Yani farklı rejim modelleri arasından bir oylama yapılmıyor. Başka türden eğer alternatif düşüncesi olanlar varsa oy pusulasına yazsınlar diyor. Yani böyle bir süreçle böyle bir referandum gerçekleşti. %98 tabii ki evet çıktı. Millet neye evet dediğini bilmiyor. Bunu süreç içerisinde görüyor. Aslında kendileri de tecrübe ediyor arkadaşlar. Onu o devrimin ilk 10 yılında çok bariz bir şekilde görüyoruz. Çünkü 1989'da anayasa, önce şunu söyleyeyim süreçlerini. İşte bu rejim değişikliğinden sonra anayasa oluşturalım. Şimdi bu rejimin ismine uygun bir anayasa. Ama iktidarda olan seküler, liberal ama bir taraftan da İslamcı olan bir partinin lideri var. Mühendis Bazergan. Bunlar dediğim gibi yani daha özgürlükçü bir anayasa ama din devletinden algıladıkları kesinlikle bu değil. Ayetullah Hümeyni'nin Kum'a gidip işte yine medrese, eğitim, dersler vesaireyle ilgileneceğini, sadece ve sadece çıkacak yasaların İslam'a uygunluğunu denetleyecek bir konseyin aktif rol alabileceği bir siyasal düzen öngörülüyor. Ve bu anayasa taslağı hazırlanırken tartışmalar başlıyor. Çünkü bir taraftan da devrim konseyi kuruluyor. Daha Ayetullah Hümeyni İran'a gelmeden önce. Bu devrim konseyine bağlı devrim komiteleri var. Yani o devrim sürecinde kurulmuş olan
iç güvenliği sağlayan kurumlar aslında. Ordunun ben tarafsızım, karışmıyorum demesinin ardından ikili bir yapı oradan itibaren ortaya çıkıyor, tezahür ediyor. Bir tarafta geçici hükümet, bir tarafta devrim konseyi. Bu ikisi arasında ciddi bir şekilde görüş ayrılıkları yaşanıyor, çatışmalar yaşanıyor. En sonunda devrim konseyinden 5 kişinin hükümetin içerisinde belli bakanlıklara yardımcılık olarak atanması ve aynı şekilde hükümetten de 5 kişinin devrim konseyinde yer almasıyla olabildiğince uyum sağlayarak bu bunalımlı dönemi atlatmak istiyorlar. Ancak anayasayı oluşturma sürecinde bir tartışma başlıyor. İşte bu nasıl bir anayasa olacak? Velayet-i fakih bunun neresinde olacak? O seküler ve liberal grupların hiçbiri Ayetullah Hümeyni'nin belirttiği çizgide bir anayasa tasavvur etmediler, direndiler, izin de vermediler. Zaten çatışma sürekli yaşanıyordu. O bunalımlı dönemlerdir aslında. Hükümet düzeyinde bunlar yaşanırken bir taraftan da Kürt bölgesinde silahlı ayaklanma başlamış. Garnizonlar ele geçirilmiş, oradaki kontrol ele geçirilmiş. İşte orada bir özel bir Kürt yapısı, özellik isteyen mi, bağımsızlık mı isteyen bir yapı. Derken bu sefer Tebriz menşeli ayaklanma başlıyor, Türkmen sahrada başlıyor, Ahvaz bölgesinde Araplar başlıyor. Yani ülke bir anda otorite boşluğundan kaynaklanan bir kaosun içerisine giriyor. Yani bu durumu toparlamak lazım. Yoksa gerçekten İran gibi çok, başta da vurguladığım gibi çok etnisiteli, çok sesli, çok farklı görüşlerin olduğu bir ülkede otorite boşluğu meydana geldiğinde ciddi problemler çıkabilir ve artık bugün tekrar dillendiriliyor. Bu sıkıntılar ortaya çıkınca şey yapalım dediler. Yani bir kurucu meclis, ama bu kurucu meclis daha çok anayasayı hazırlayacak bir meclis. Hubregane Kanune Esasi isminde bir meclis oluşturuldu ve buna ilk defa, daha sonra hiçbir şekilde din adamları dışında kimse giremedi çünkü. Anayasa hazırlama meclisi. Seçimler yapıldı. Büyük oranda da tabii ki Hümeyni'nin taraftarları kazandı. Ve o saatten sonra artık ciddi bir şekilde yeni rejimin mahiyeti şekillenmeye başladı. Yeni anayasa, eski Mühendis Bazargan liderliğindeki Anayasa Konseyi'nin komitesinin hazırladığı taslak kenara itildi ve yerine işte bugünkü İran Anayasası'nın temel çerçevesi ortaya çıktı. Biraz girelim konuya, ondan sonra şey yapacağım, söz vereceğim. Bu anayasa belirtilirken dediğim gibi merkeze veli fakih alındı. Veli fakih yani bir din adamının devlet başkanlığını bizatihi ele alması. Yani bu Şiiler açısından normal bir şey değil arkadaşlar. Yani özellikle 12. İmam'ın gayb alemine çekilmesinden sonra daha çok eğitim, yargı, medeni hukuk bağlamında fıkıhsal alanlara yönelmiş Şiiliğin Safavi Devleti ile birlikte tekrar iktidarın bir parçası olması, bu tam kırılma noktası, meşrutiyet gibi işte din adamlarının ikiye bölünmesi, Ayetullah Naini ve Şeyh Fazlullah Nuri önderliğinde biri meşruiyetçi, biri meşrutiyetçi. Yani Ayetullah Naini diyor ki bizim bir bu padişahın sınırlarını yetkileyen, daha doğrusu sınırlandıran bir anayasaya ihtiyacımız var ve buna karşı çıkan Ayetullah Şeyh Fazlullah Nuri bizim anayasa zaten Kur'an'dır. Başka da bir anayasaya ihtiyacımız yoktur. Meşruiyet önemlidir. Yani kim iktidara gelirse gelsin anayasa olarak Kur'an'ı hayata geçirecek bir yönetici lazım bize. Bu tartışma ikinci kırılma noktasıydı. Ama Ayetullah Hümeyni'nin bizatihi bir veli fakih, yani bir fakih, bir din adamının, bir fıkıh adamının devlet başkanlığını ele geçirmesi, o otoriteye gelmesi düşüncesi Şia'da kırılma noktasıdır. Ve ben bunu Şiilerin, bilmiyorum içinizde Şii arkadaşlar var mı ya da Şii arkadaşlarla bu mezhep meselelerini tartışanlarınız oldu mu? İran'da bol bol bunun tartışmasını yaptık. Çünkü bir yılda ben kumda kaldım, onu da söylemiş olayım. En çok üzerine yoğunlaşılan tartışmanın boyutu, kısmı, işte Peygamber Efendimiz vefat etmeden kendisinden sonra gelecek kişiyi belirledi ve bunu da Allah'ın emriyle yaptı. Yani kendisi inisiyatifiyle değil, Allah'ın emriyle. Dolayısıyla Allah'ın emriyle geldiyse, ayetle bu belli olduysa, bu artık
imamet, imam ve imametin de Şii siyasi düşüncesinde yerini bilmeniz lazım arkadaşlar. Bu bağlamda yani bu bu şekilde ayetle belirlenmiş bir imam, nebiler ve büyük peygamberler, ulul azm peygamberler dediğimiz peygamberler hariç bütün peygamberlerden üstündür arkadaşlar. Yani sıradan imamlardan bahsetmiyoruz. Yani bizde ehli sünnette imam ifadesini namaz kıldıran bir din adamı anlamında değil bu. Peygamberlik makamından üstün bir makamdan bahsediyoruz. Tüm peygamberlerden. Dolayısıyla buna masumiyet atfediyor. Onu ayet. Efendim? Ayet ne öyle? Ayet çok ayet var. Yani Şia'ya sorarsanız 3000 ayet var. İmameti ispatlamak için. Getiriyorlar. Oradan başlıyor, devam ediyor. Yani işte Hazreti İbrahim'in yaşadığı aşamaları falan zikrederek, delil göstererek. Hiç oraya girmek şeyim, çünkü vaktimiz buna müsait değil. Başka belki daha geniş böyle sohbetlerin olduğu bir ortamda konuşulabilir. İşte bu fikirsel, bu dini, siyasi bilinç vardı. Dolayısıyla peygamberden sonra 12 imam silsile olarak peyderpey, biri diğerinden sonra iktidara gelmeliydi. Ama iktidara gelemediyse bu şu anlama gelmiyor. İmam değil anlamına gelmiyor. Çünkü birçok peygamber devlet kuramamıştır, devlet kurmamıştır ama peygamberliği yerindedir. Yani o yine ilahi bir mesaj taşıyor ve insanlığa karşı o ilahi mesajı taşımakla, onları aydınlatmakla mükellef. Dolayısıyla burada imama biçilen rol de buydu. 12. imam gayb alemine çekildikten sonra kendilerinde, çünkü o otoriteye, o iktidara gelmek demek, o siyasi makama gelmek demek, imamın, masum imamın hakkını gasp etmek demektir. Bu yüzden mesafeli durdular. Yani biz inanç olarak böyle bir şeyin mümkünatı, imkan alemi dahilinde görmediler, değerlendirmediler. Bu yüzden de ehl-i sünneti halifelerin iktidara geliş biçimini ve yöntemini ciddi bir şekilde eleştirirler. Meşru görmezler. Siyasi otorite olarak ve dini otorite olarak da. Bu yüzden İran'ın İslam Cumhuriyeti ile iktidara gelen bu ve iktidar dönüşümünde, daha doğrusu Hümeyni'den sonra iktidara gelen Hamene'nin seçiliş şekli ve daha sonrakinin seçiliş şekli 1400 yıl sonra arkadaşlar Sünnilerin geldiği noktada, bulunduğu noktaya, 1400 yıl önceki noktasına geldiler. Bu kadar zaman aldı. Ama tabii ki süreç artık hızlı işliyor. O kadar beklemeyecekler. Yani o kadar toplumsal ve siyasal gelişmeler de artık ekonomik, pardon teknolojik gelişmelere bağlı olarak dijital dünyadaki gelişmelere artık o kadar uzamıyor arkadaşlar yani. Çelişkiyi nasıl izah ediyorsunuz? Bir söyleyeceğim. Şimdi tam oraya geldik. Ya, velayet fakihi, veli fakihi nereye koydu? Ayetullah Hümeyni ders verirken, İslam Devleti derslerini verirken şunu söyledi. Yani dedi, belki dedi İmam Mehdi binlerce yıl daha zuhur etmeyecek. Bu durumda dedi İslam'ın ahkamını askıya mı alacağız? Yani hep askıda mı kalacak? Çünkü İmam Mehdi gelmeyene kadar otorite boş kalacak. O otorite boş kaldığı sürece de bu hükmü hayata geçirebilecek dini metinlerden, yani vahiyden doğrudan yorum yapabilme yetkisine sahip imam. Şimdi imam yoksa sizin hata yapma olasılığınız çok fazla. Çünkü o misyonu ona yükledikleri için en başından masumiyet sıfatını, ayetle geldiğini, bu makamın verildiğini, peygamberden üstün bir makama sahip olduğunu, yani peygamberimiz hariç en azından takiye yapmıyorlarsa bir kısmı öyle söylüyordu. Şimdi böyle bir makamdaki bir insanın devlet adamı, devleti yönetme hakkını tanıdığınız zaman ve bu yoksa şimdi kim yönetecek? İşte bu yüzden asırlar boyunca hep siyasi otoriteye karşı mesafeli durdular. Ve Safevilerle birlikte artık iktidarın bir parçası oldular. Aslında böyle biraz şey oldu. Oturunca fazla biraz sıkıcı geliyor arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şimdi bu kadar süre asırlar boyunca mesafeli durmuş bir siyasi düşüncenin, bir dini düşüncenin bir anda iktidarı bu şekilde dönüştürmesi de mümkün değil. Yani siyasi düşüncesinin evrilmesi de mümkün değil. Bu yüzden ne yapıldı? Cebeli Amol'dan din adamları getirildi. Nereden? Lübnan'dan. Yani Lübnan'dan işte Şeyh Bahauddin ilk gelen Safavilere, yani Osmanlı'daki muadili Şeyhul İslam diyebileceğimiz
Çünkü Safavi bir tarikat ehliydi. Siyasi güç olunca, devlet olunca devlet tarikatla yürümüyor. Şeriat lazım. Yani o günün koşullarında hukuk lazım. Bu hukuk da nedir? İşte İslam hukukudur. Çünkü yönettiğiniz toplum ve resmi mezhep bunu ilan etmişsiniz ama bu mezhebin şeriatı ne şekilde yorumladığını bilmiyorsunuz. Bu yüzden Cebeli Amul bölgesinden, Lübnan'dan din adamları getirtiyor ve bunların en barizlerinden Safavilerin artık ideoloğu diyebileceğimiz kurumsallaşma noktasında en büyük adımları atmış olan Şeyh Bahauddin'dir. Şeyh Bahauddin biliyorsunuz geçmişte alimler hem müfessirdir, hem kelamcıdır, hem matematikçidir, hem astronottur. Çünkü o günkü bilimler bir bütün olarak eğitim sisteminin bir parçası. Ve bu da çok yönlü bir din adamı. Ediptir, şairdir, şiir kitapları vardır, külliyatı vardır ve mimardır aynı zamanda. Böyle bir din adamı Şah İsmail'in yanında yer alarak özellikle Safavilerin bu bağlamda kurumsallaşmasını yani şeriat ama Şii yorumuyla şeriatlaşmasını sağlıyor. Ve bu düşünce ancak işte meşrutiyette bir kırılma daha yaşıyor. Yani modern dönemde ortaya çıkmış olan anayasa, anayasal düzenlere karşı Fransız devrimiyle birlikte başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan ve meşrutiyetten sonra da bir sonraki adım işte Veli Fakih'in doğrudan iktidara gelmesi. Yani 5 asır sürüyor bu süreç. Yani bir anda olmadı. 5 asıra yakın bir dönüşüm süreci yaşadı. Şia ondan önce zaten pasifti. Yani iktidara karşı pasif ve İmam Mehdi gelene kadar onun adına özellikle bahsettiğim konularda siyasi meseleler hariç medeni hukuk, işte diğer dini hususlarda, dini eğitim konusunda, sosyal konularda topluma yardımcı olabilecek, yönetebilecek alanlara kendilerini veriyorlar ve bu dönemde de gerçekten Şii fıkhı olabildiğince gelişiyor. Çünkü daha çok o alana yoğunlaşıyorlar ve bu asırlar boyunca sürüyor. Bu yüzden bugüne geldiğimizde, yani bu tarihsel süreçten geçmiş bir siyasi düşüncenin evrimiyle ortaya çıkan ve Hümeyni'nin velayet-i fakih, yani bir fakih oraya oturmalı ve doğrudan devleti yönetmeli düşüncesi kabul görüyor ama kendi özellikle taraftarları nezdinde. Çünkü halen daha tartışma konusu. Yani devrimin başında da birçok büyük din adamı kabul etmedi. Geçmişe bağlı kaldı o geleneğe. Halen daha Ayetullah Sistani biliyorsunuz kesinlikle böyle bir şey kabul etmiyor. Ayetullah Huvayi gibi Şia dünyasında gerçekten böyle söz sahibi, otorite insanlar kabul etmediler hiçbir zaman. Veli Fakih'in doğrudan devletin başına geçmesi. Yoksa Ayetullah Sistani bugün irade ederse Irak'ta devletin başına geçer. Yani Velayet-i Fakih tarzında bir din adamını oraya oturtmasını isterse oturur. Kimse itiraz etmez. Ancak kesinlikle eski geleneğe bağlı kalarak bunun halen daha sakıncalı olduğunu, yani İmam Mehdi'nin makamının gaspı olarak görüyorlar. Dolayısıyla buna yanaşmıyorlar. Şimdi anayasanın merkezine bu düşünce kondu arkadaşlar. Velayet-i Fakih kondu. Veli Fakih için bir tanım yapıldı. Ve ilk 10 yıldaki uygulaması bir takım sıkıntılarla karşılaşıldı. Ne gibi sıkıntılar? İşte Cumhurbaşkanı koymuşlar, anayasa var, başbakan var, parlamento var. Ve bahsettiğim meşrutiyet anayasasında yer alan o 5 veya 7 kişilik konsey, yani din adamlarından oluşan ve çıkan tüm kanunların İslam'a ve anayasaya, şeriatı ve anayasaya uygunluğunu denetleyecek ve son noktayı koyacak olan konsey. Çünkü bunlar onaylamadan hiçbir kanun hükmü taşıyamaz. Daha doğrusu meclis meşruiyet kazanamaz arkadaşlar. İran anayasası açık bir şekilde bunu belirtiyor. Yani meclisin, İslami Şura Meclisi'nin kabul görmesi, meşru olabilmesinin tek yolu Anayasa Koruyucular Konseyi'nin de mutlaka bulunması. Olmazsa olmasıdır. Yani belki burada hani senatörler meclisi mi, işte temsilciler meclisi gibi bir şey mi var? Durum yok. Yani burada bir senatörler meclisi yok. İran'da parlamento tek yasama şeyidir, otoritesidir. Ancak onu denetleyen bir üst mekanizma vardır. Anayasayı Koruyucular Konseyi 12 kişiden oluşuyor. 6 fakih üyesi vardır. Fakih yani o din adamı, özellikle fıkıhta içtihat düzeyine sahip, ilim mertebesine erişmiş kimseleri kastediyor.
Ve bunlar doğrudan devrim rehberi tarafından atanıyor. Bu devrim rehberi tarafından 6 yıllığına atanıyorlar arkadaşlar. 6'sı eş zamanlı atanıp 6 yıl sonra eş zamanlı değiştirilmiyor. 3 yıl sonra bu ilk defa oluyor. Daha sonra zaten döngü devam ediyor. 3 yıl sonra 6'sı 3'ü değiştiriliyor. Diğer gelen 3'ü diğeriyle 3'üyle devam ediyor çalışmaları. Çünkü onlar tecrübeli olmuş olacaklar. Yeni gelen 3'ü mekanizmanın işleyişi konusunda birikim kazanıyor. Sonra diğer 3'ü. Bazen bu uzun yıllar boyunca değiştirilmeden de aynen kalabiliyorlar. Yani şeyin yetkisindedir. Devrim rehberi Veli Fakih'in yetkisindedir. Giriş kısmında da dediğim gibi yani niye taç gitti, emame geldi dediler. 1989 anayasasında yapılan değişiklikle anayasanın 57. maddesi açık bir şekilde Veli Fakih'in mutlak otorite olduğunu, yani bu mutlak ifadesini sirahaten beyan ediyor. Yani anayasaya koymuşlar maddeye. Dolayısıyla burada bir nevi sanki padişaha tanınan yetkiler de buna tanınmış oluyor. Aslında padişahın yetkilerinin ötesinde yetki tanındı. Çünkü kendisi aynı zamanda yeryüzünde İmam Mehdi'nin naibi. Daha önce padişahın böyle bir yetkisi en azından dini bir tırnak içerisinde çerçeve açısından söylenmemişti. Evet, krallar, padişahlar her zaman kendilerini yeryüzünde Tanrı'nın gölgesi olarak görüyorlar ama Şii siyasi literatüründe padişah özellikle Safavilerden sonra daha çok bu mezhebin koruyucusu ve kollayıcısı olarak meşruiyet kazanıyor. Belki biraz Şah İsmail'de var böyle bir şey. İşte yani zaten onun pratiğiyle ortaya çıkıyor ve devam ediyor. Yani iktidara gelen padişahlara meşruiyet sağlayacak şey bu mezhebi koruyup kollaması. Eğer bunu yapmazsa onun hiçbir meşruiyeti yoktur. Onlar da yanında yer almıyor. Dolayısıyla burada Veli Fakih'e atfedilen yetki, tevdi edilen yetki padişahın da ötesinde. Bunu nereden anlıyoruz? Normalde anayasanın 110-111. Maddeleri şeyi açıklıyor. Yani Veli Fakih'in yetkilerini açıklıyor. İşte kimdir? Ülkenin genel politikalarını belirler. Başkomutandır, tüm silahlı kuvvetleri ne yapar? Onun emrindedir. Tüm silahlı kuvvetler dediğimiz kimleri kapsıyor? Ordu, devrim muhafızları, emniyet teşkilatı yine oraya bağlıdır ve savunma ve lojistik destek sağlayan bakanlık. Bakanlık da silahlı kuvvetlerin bir parçasıdır ve hep komutanlardan biri atanır. Yani daha önce çoğunlukla devrim muhafızlarından bir komutan atanıyordu. Bu sefer ordudan bir komutan atandı. Dolayısıyla tüm silahlı kuvvetler, iç ve dış güvenlik doğrudan başkomutan olarak devrim rehberinin yetkisindedir. Öyle ki arkadaşlar devrimden sonra orduda yapılmış olan tasfiyelerin ardından orgeneral ve korgeneral düzeyinde bir daha ne orduda ne devrim muhafızlarında atama yapılmadı. Atama yapılmamasının sebebi bu iki makamın siyasi askeri otorite olarak sahip olduğu yetkiler kapsamında bir takım talimatlar verebileceği hareketlilikler, darbe korkusu, güvenlik korkusu yani ordunun bir duruma el koyması vesaire. Devrim rehberi hiçbir zaman bir daha orgeneral ve korgeneral atamadı. Bununla da sınırlı kalmadı. Tüm kuvvet komutanlarını hem emniyet teşkilatında hem orduda hem devrim muhafızlarında hava, kara ve deniz kuvvetleri komutanlarını atıyor. Doğrudan kendisi ve komutan yardımcılarını da atıyor. Yani ona vekalet edecek. O da yetmiyor. Biliyorsunuz o tüm bu saydığım kurumların hem istihbarat hem karşıt istihbarat birimleri var. Daire başkanları vardı yani genel müdürlükleri ya da. Onların da başlarını ve yardımcılarını dağıtıyor. Bunları da yine denetleyecek devrim rehberliği temsilcisini bir din adamı o kuruma yerleştirilmiş durumda. Yani tüm atamalar o din adamının onayından geçiyor. Tabii ki o tek başına bütün kurumu denetlemiyor. Diğer birimlere de ne yapıyorlar? Devrim rehberinin temsilcileri bulunuyor. Bu sadece silahlı kuvvetlerde değil, valilikte var, belediyede var, üniversitelerde var devrim rehberinin temsilciliği. Yani bir nevi neye benzer? Belki o kadar böyle baskıcı, sürekli böyle gözetim altında olmasa da bir nevi Komünist Parti'nin tüm toplumsal alanlarda, sosyopolitik alanlarda, kurumlarda yapılanması gibi bir şey, temsilciliklerinin bulunması veya zaten partinin yönettiği bir şey ülke bağlamında. Süremiz mi doldu?
Tamam, bir ara verelim burada. Bunu bir iki cümleyle bağlayayım. Veli fakih işte bu yüzden bu 10 yıllık süre içerisinde yapılan değişiklik arkadaşlar, başbakanlık kaldırıldı. Çünkü bir takım sıkıntılara sebebiyet veriyordu. Cumhurbaşkanı halk tarafından seçiliyor. Parlamento şey verecek, güven oyu verecek kabineye. Başbakan, Cumhurbaşkanı kendisi atayamıyordu. Atasa da yine devrim rehberinin Veli Fakih'in onayı gerekiyordu. Bazen yani Cumhurbaşkanı Hamene'yi Musevi ile çalışmak istemedi. Açık söyleyeyim. Çalışmak istememesine rağmen Hümeyni'nin dayatması yüzünden adam öyle bir başbakanla çalışmak zorunda kaldı. Böyle bir durum vardı ve bu pratikten harekete geçerek mutlaklık ifadesi 1989'da eklendi. Daha öncesi yoktu. Yani bu tür müdahalelere açık olduğunun, Veli Fakih'in hükmünün özellikle 57. maddede bu şekilde kayda geçmesinin yasama, yürütme ve yargı erkleri üstünde bir makam olduğu, yeri geldiğinde de hukme hukumeti, Farsça böyle ifade ediliyor. Aslında bir nevi geçmişte padişah fermanı gibi, devlet fermanı diyebileceğimiz, o hukme hukumeti geldiği zaman üç erk de kayıtsız, şartsız itaat etmek zorundadır. Buradan devam ederiz arkadaşlar. Evet, siyasi kurumların başında arkadaşlar Veli Fakih'in, Velayet Fakih makamının geldiğini söyledik. Ve bunun hangi temellere dayandığını, hangi tarihsel arka plana dayandırıldığını ana hatlarıyla ifade ettik. Şimdi bunun uygulamada Cumhuriyet'le nerelerde uyuştuğu, nerelerde çatıştığı konular üzerine gireceğiz. Çünkü burada teşekkürler. İslam Cumhuriyeti'nin aslında bu sentezin işlevsel olarak gerçekten etkili olup olmadığını, yani İran toplumunun bir toplum yönetme noktasında, bir devlet yönetme konusunda toplumsal ve siyasal sorunlara cevap verebilecek nitelikte olup olmadığını biraz değerlendirmemiz lazım. O da bu 40 yıl normalde insan hayatında da önemli bir aşama. Geçen 11 Şubat devrimin 40. yılına girişi. Bu konuda Ayetullah Hamene'nin açıklamaları, biz birinci merhaleyi geçtik, ikinci aşamaya geldik. İkinci aşamada artık derinleşme boyutu, yani devrimin 40 yıl boyunca yapılmış olan faaliyetler bunun bir altyapısıydı. Bundan sonra artık devrim toplumun tüm katmanlarına, fertlerin, bireylerin ya da aile yaşamının artık tamamına, temeline teşkil edecek bir sürece girmesi gerektiğini ve en azından ülkenin genel politikalarını belirleyen bir makam olarak önümüzdeki sürecin genel hatlarını ortaya koydu. İslam Cumhuriyeti bu 40 yıllık tarihinde arkadaşlar bir defa anayasa değişikliğine gitti zaten. Dediğim gibi ilk defa uygulandığı için böyle bir şey Şii tarihinde ve İslam tarihinde de aslında İslam Cumhuriyeti şeklinde sentezlenmiş ilk rejim modeli. Ve gerçekten İran gibi çok böyle farklı toplumsal kesimlerin olduğu, farklı siyasi düşüncelerin, farklı etnik unsurların, yani farklı etnik unsur derken arkadaşlar 35'e yakın etnik unsurdan bahsediyorum. Ana unsur Farslar. Ardından Türkler büyük çoğunluğu oluşturuyor Farslardan sonra. Kürtler, Araplar, Türkmenler. Türkmenler de tabii ki Türklerin bir parçası. Ve Beluçlar. Dolayısıyla Gilekler, Mazenderiler, Talaşlar böyle devam edip gidiyor. Lorlar, Bahtiyariler falan saymakla bitmiyor. Dolayısıyla nüfusun en az yarısı bu diğer etnik unsurlardan oluşuyor. En az yarısı. Çünkü diğer etnik unsurlara sorarsak Türklere, kendileri tek başına yarısını oluşturuyor. Böyle biraz mübalağalı şeylere gidiliyor iddialara. Kürtlere sorsam biz bu kadarız falan diyorlar. Araplar da hakeza. Ama insaflı bir yaklaşım. Farsların ülkenin yarısı, diğer kesimler de diğer yarısını oluşturduğunu söyleyebiliriz. Bu büyük oranda hata olmaz. Ve dikkat çeken hususlardan biri de etnik unsurların, Farsların bulunduğu coğrafi bölgenin etrafında bir duvar örmüş gibi durması arkadaşlar. Kürtler ve Türkler karışık olarak özellikle Türkiye
ve Irak sınırında. Aşağı doğru gittikçe Kürtler, yukarı doğru geldikçe Türkiye sınırı boyunca Kürtler, Türkler karışık, bazı yerler Türkler, bazı yerler Kürtler. Ama o Türk varlığı Maku'dan başlayıp ta Tahran'a kadar uzayabilecek derinliğe gidiyor. Azerbaycan sınırı, Ermenistan sınırı, Nahçıvan sınırına kadar o bölgeler kapsıyor. Erdebil, Zencan, Tebriz, Urumiye, Hoy başta olmak üzere en büyük Türk şehirleri. Kısmen Hemedan, Zencan, Kazvin, Kereç, Tahran'da ciddi bir Türk nüfusu var. Dolayısıyla bu yapıya baktığımız zaman ve Türklerin de dediğim gibi ülkeyi Şiileştiren unsur olduklarından halen daha Şiiliği en fazla sahiplenen kesimdir. Çünkü bu ülkeyi onlar Şiileştirdi. Ve uzun sürede onlar hükmetti. Yani Türk devletleri hükmetti dediğim gibi. Yani Kaçarların sonuna kadar her ne kadar farklı Türk boyları da olsa sonuç itibariyle bir şey değişmiyor. Yani 5 asır önce, 5 asır da sonra ister Sünni dönemde, yani Sünni Türk devletleri, Selçuklular, Gazneliler gibi, Akkonlular gibi ya da işte Safavilerden sonra ortaya çıkan Türk devletleri daha çok Şii tandaslı. Dolayısıyla böyle bir yapı var karşımızda. Kürtler kısmen Şii var ama çoğunluklu Sünni, Şafii. Araplarda da aynı şekilde. Beluşlar Sünni, Hanefi. Türkmenler Sünni, Hanefi. Böyle bir şey var. Yani etnik olarak da ayrışırken. Türkmenler Türkmenistan sınırında. Kürtlerin küçük bir kısmı daha önce sürgün edildiği, göç ettirildiği tezleriyle Türkmenlerle aynı coğrafyayı kısmen paylaşıyorlar. Bojnort'ta özellikle, Kuzey Horasan dediğimiz bölgede. Beluşlar daha çok yine üç ülke arasında, Afganistan, Pakistan, İran arasında bölünmüş bir şey. Dikkat edersek İran'ın bu etnik unsurlarının bir de sınırın öte tarafında paydaşları var. Hem Azerbaycan'la, Azerbaycan Türklerini, Türkiye ile, Irak ile Kürtleri paylaşıyor. Arapları, Irak ve yine Körfez ülkeleri, yine Ahvaz petrol bölgesi. Beluşları dediğim gibi yine üç ülke ile. Türkmenler, Türkmenistan ve İran. Hem sınır dışında hem sınır içerisinde doğal bir güvenlik bariyeri oluşturmuş durumda İran. Yani bu zamanla, tarihle ortaya çıkmış bir durum, tarihsel bir süreç. Böyle bir bileşen şey var karşımızda. Bu tabii ki güvenlik elitlerinin de dikkatinden kaçan bir durum değil. Özellikle Farslar ve Türkler iki stratejik müttefik. Ülkenin mezhepsel olarak %80-85'i istatistikler veya iddialar farklı olabilir. Dediğim gibi yani insaflı olmak gerekirse %80-85 civarında Şii'nin olduğu ve bu Şiilerin de bu iki büyük etnik unsur üzerinden hem Farslar içerisinde de elbette Sünniler var. Türklerin içerisinde de, Azeri Türklerin içerisinde de var ama çok cüz'i bir kesim. Dolayısıyla bu iki ana bileşen hem nüfus olarak en fazla şeyi sağlıyor, hem inanç olarak ortak paydaya sahip ve ülke yönetimi de bir şekilde bu ikisi arasında bölüştürülmüştür. Devrim sonrası biraz Türklerin rolü siyaseten törpülenmiş olsa da arkadaşlar, bence ağırlıkları halen daha devam ediyor. İran'ın çeşitli coğrafi bölgelerine gittim. Etnik Arap bölgesine de, Kürt bölgesine de, Türk bölgesine de. Ya İslam Cumhuriyeti'nin siyaseten değil ama kültürel olarak sağlamış olduğu bir şey var, açılım var. Daha doğrusu belki daha önce de böyle bir şeye gitmedi, kısıtlama. Azerbaycan coğrafyası işte Doğu Azerbaycan, Batı Azerbaycan, Azerbaycan şeklinde ifade ediliyor. Ve burada insanlar ağırlıklı olarak da Türkçe konuşuyor. Valiliğe gitseniz de Türkçe konuşuyorlar. Emniyet teşkilatı Türkçe konuşuyor arkadaşlar. Hutbe, Cuma imamı Türkçe konuşuyor. Dolayısıyla ülkenin resmi dili Farsça olsa da yerelde devlet illa bunu konuşacaksınız diye dayatamıyor. Çünkü ciddi bir tepkiyle karşılaşacağını, bunun ülkenin bütünlüğü açısından ciddi riskler taşıyacağını da biliyor. O düzeyde bir baskılama yapamıyor. Ancak İran Türklerine yönelik bir tezi var devletin. O da bunların esasen Türk olmadığı, ancak uzun süreli Türk devletlerinin burada hakimiyeti sonucunda asimile oldukları,
ve Türkleştikler, yani dillerinin Türkçeleştiği, Türkleştiğini söylüyorlar. Bu şekilde bir bakış açısı var, resmi bakış açısı. Ve bu bağlamda da işte olabildiğince aslına geri döndürme, tekrar Farslaştırma politikası diyebileceğimiz, çok sert olmamakla birlikte planlı ve aşamalı bir şekilde uygulandığını söyleyebiliriz. Ama sert bir şekilde değil, sert bir şekilde dayatmaya kalkışıldığında, çünkü milyonlarca bir nüfustan bahsediyoruz, kitleden bahsediyoruz, ciddi tepki yaratabiliyor ve bunun şeyini dikkate alıyorlar. Yani bu tepkiyi dikkate alıyorlar. Bu toplumsal bileşenlerden oluşan bir ülkede siz anayasada hem dini hem resmi mezhebi açık bir şekilde ifade etmişsiniz. Yani din devletidir, hakimiyet karşı şartsız Allah'ındır. Hiçbir kanun, kural, anayasanın 4. maddesi gerek onu açık bir şekilde belirtiyor. Yani çıkacak tüm yasaların ekonomik, siyasi, politik, kültürel vesaire, sosyal hangi alana dair olursa olsun diyor ki şer'i kurallara aykırı olmayacak. Dediğim gibi şer'i kurallara aykırı olup olmadığını denetlemek de Anayasayı Koruyucular Konseyi'ne bağlı. Yani meclisin çıkardığı tüm yasaları. Hem böyle bir nüfus, yani bu iki ana etnik unsur, Fars ve Türk ittifakı, hem de mezhepsel faktör üzerinden oluşmuş bir kimlik var İran'da. Yani İranlılık kimliği adı altında Farsçanın resmi dil olarak kabul edildiği, diğer dillerin de öğrenilmesinin serbest olduğu, herhangi bir kısıtlamanın olmadığı, ancak eğitim dili olmadığı, yani devletin diğer etnik unsurlar için resmi eğitim dilidir, ülkenin resmi ikinci, üçüncü dilidir şeklinde anayasada herhangi bir ibare yer almıyor. Ancak Türkçe, Kürtçe, Arapça zaten ilkokuldan beri öğretiliyor bütün ülkeye. Dolayısıyla tüm etnik unsurların bu anlamda özellikle zikredilmiş bazı etnik unsurlar ön plana çıkıyor. Bunların kendi dillerinde öğrenmeleri serbesttir. Ama eğitim dilinin de bu dillerde yapılması gibi bir kayıt yoktur. Bu da ülke içerisinde şu an en önemli tartışmalardan biridir. Ana dil talebi. Yani hem Türkler tarafından hem Kürtler tarafından ağırlıklı olarak kendi dilimizde eğitim görelim şeklindeki bir talep var ve bu bağlamda birçok aktivist de hapse girmiş durumda. Yani bunu özellikle ciddi anlamda savunmuş ve ön plana çıkarmış. Gerek Türk, gerekse Kürt veya başka etnik unsurlardan da olabilir. Ama Türkler özellikle daha çok ön planda. Azerbaycan Türkleri daha çok. Yani böyle bir stratejik ittifak var. Karşımızda kendisini Şii 12 İmam Şialığı olarak tanımlayan ve bunu da toplumsal olarak en geniş tabanlı iki etnik grubun kabul ettiği, en azından son 500 yıldır Farsların ve Türklerin, bu da kendiliğinden zaten doğal bir ittifak sağlıyor devlete. Yani devlet politika oluştururken bu resmi mezhep unsurundan aslında devletin bekasını da, ulusal güvenliğini de bir şekilde Şiilik üzerinden ne yapabiliyor? Sağlamış olabiliyor. Geriye kalan çevresel unsurlar arkadaşlar. Türkmenlerin sayısı çok az. Kürtler, Türklerden sonra biraz daha nüfus olarak var. Ancak bu iki büyük kitle karşısında hem etnik olarak hem mezhepsel olarak durabilecek kadar güçlü bir şey yok karşımızda. Sınır bölgesinde ve olası bir ayaklanmada da bastırılması, kontrol altına alınması daha kolay duruyor. Arapları söylememe gerek yok çünkü Kürtlerden de daha zayıf. Ancak kaynaklar bakımından gaz ve petrol, hatta su kaynakları bağlamında en zengin bölge, Arapların oturduğu bölge, bulunduğu bölge. Ve buna rağmen de en geri kalmış bölgelerden de biridir. Bu da ciddi, yani İran İslam Cumhuriyeti'nin handikaplarından biri. Bir İslam devleti olarak bu bölgenin bu kadar kaynağından faydalanıp ancak yine de bölgenin bu kadar geri kalmış olması gerçekten İslam Cumhuriyeti'nin biraz önce dediğim gibi devlet, toplum, toplumsal sorunlar ve ihtiyaçlar noktasında ne kadar işlevsel olabildiği, bunun ne kadar etkili olabildiğini, bu sorunları çözme kapasitesine bağlı.
Şimdi burada biz bir takım şeyler görüyoruz. Yani Cumhurbaşkanlığı kurumu var. Başbakanlık kaldırıldı 89'da. Artık hükümeti tamamen Cumhurbaşkanı kuruyor. Ama kurarken de yine bir takım kısıtlamalarla karşılaşabiliyor. Ne gibi? Biraz önce dediğim hem Savunma Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığı. Savunma Bakanlığı doğrudan silahlı kuvvetlerin bir parçası olduğu için ama aynı zamanda yürütme organının bir parçasıdır. İstihbarat Bakanlığı var. İstihbarat Teşkilatı değil İran'da. İstihbarat Bakanlığı var. Aynı zamanda İçişleri Bakanı, Emniyet Teşkilatı İçişleri Bakanı'na bağlı olarak çalıştığı için İçişleri Bakanı aynı zamanda devrim rehberinin Emniyet Teşkilatı nezdindeki vekili sayılıyor. Ancak hiçbir atama ve azletme yetkisine sahip değil. Yani Emniyet Teşkilatı'nın başkomiserlerinin hiçbirini görevden almaya veya atamaya, azletmeye yetkisi yoktur. Tüm o yetkiler doğrudan rehberin kendisindedir. Dolayısıyla burada şeyin iç içe geçtiğini görüyoruz. Yani İran'daki yönetim yapısı nedir? Parlamenter bir yapı mı? Başkanlık mı? Yarı başkanlık mı? Yarı parlamenter mi? Veli Fakih kurumunun bu kadar geniş yetkilerle yönettiği bir yapı varken ne başkanlıktan söz edebiliyoruz, ne parlamentodan, ne yarı başkanlıktan. Dolayısıyla bunların hepsinde nitelikler barındıran kendine özgü bir yapı var karşımızda. Eşi benzeri yok başka. Vatikan'daki devlet de bundan çok farklı. Yani böyle bir yapıya sahip değil. Dolayısıyla biz zaman zaman Cumhurbaşkanı ile devrim rehberi arasında ülkeyi yönetmeye dair politikaların belirlenmesinde veya hayata geçirilmesinde ciddi ihtilaflar çıktığını görüyoruz. Bu hemen hemen bütün cumhurbaşkanlarıyla şey arasında yaşanmıştır devrim rehberleri. Bugünkü devrim rehberi Hümeyni ile problem yaşamıştır. Musevi konusunda. Başbakan olarak onunla çalışmak istememesine rağmen. Çünkü başbakanı atamayla geliyor. Cumhurbaşkanını halk seçmiş. Halk seçmiş ve halka karşı sorumlu olan bir cumhurbaşkanı doğal olarak kendi kabinesini başbakanı da atamak ister. Ama ne oluyor? Veli Fakih sahip olduğu geniş yetkilerle müdahil olup engelleyebiliyor veya benim dediğim adamı başbakan olacak diyebiliyor. Hatta Ahmedinejad'da da biz bunu gördük. Hatemi, Ruhani, Rafsanjani hepsinde var. Ahmedinejad Meşayi kendisine yardımcı, birinci yardımcı olarak atamak istediğinde de bu vetoyla karşılaştı Hameney tarafından. Yani biz devrim rehberinin, Veli Fakih'in ülkeyi yönetme noktasında sadece genel politikaları belirleme değil, yeri geldiğinde de her üç erke de müdahale edebildiğini, o hükm-i hukumeti dediğimiz devlet fermanı ya da o padişah fermanı gibi bir fermanla mutlak itaati gerektiren bir yetkiye sahip olduğunu söylemiştik. Zaten 57. maddede onu açık bir şekilde söylüyor. Ve Cumhurbaşkanı ister seçilsin, ister milletvekili arkadaşlar, bu aday adaylarının kabulü, başvurularının kabulünde en önemli dikkat edilen husus, velayet-i fakih ilkesine bu adayın inanıp inanmadı. Yani bu adamın eğer milletvekili olacaksa ya da cumhurbaşkanlığına aday olmuşsa en önemli kriter iki şekliyle budur. Yani velayet-i fakih ideolojisine inanıyor olması ve bunu hayatında uyguluyor olması. Sadece inanıyor, çünkü inanıyor gibi yapabilir. Aynı zamanda iltizam-ı emeli diyor. Yani hem inanıyor hem o çerçevede hayatını dizayn etmiş, o şekilde yaşayan bir insan kastediliyor. Bu yüzden bakıyorsunuz bazen yüzlerce insan başvuruyor, 3-4 kişi onaylanıyor. Yaş sınırı getirilmemiş Cumhurbaşkanlığı için. İranlılık vurgusu var. İran asıllı diyor. İran vatandaşı tek demiyor arkadaşlar. İran asıllı diyor. Çünkü İran medeni hukuku sonradan vatandaşlık alan kimselerin hiçbir şekilde, hiçbir zaman hayatının sonuna kadar 8-9 makam zikrediliyor, oraya gelemeyeceği. Siyasi otoriteler, milletvekili, belediye başkanı, emniyet müdürü, komutan vesaire gibi birimlere gelemiyorsunuz. Yani İran'da İran vatandaşlığına geçmek gibi düşüncesi olan bir arkadaş önce bu maddeleri görsün. Yani medeni hukuk kapsamında bu geçişi yapacaksa sonraki vatandaşlığında hayatının sonuna kadar mahrum olduğu vatandaşlık haklarını da önceden bilmesi gerekiyor.
Cumhurbaşkanı tabii ki seçimle geldiği için hem halka karşı, hem parlamentoya karşı ve devrim rehberine karşı sorumlu tutulmuş bulunuyor. Anayasa açık bir şekilde bunu belirtmiş durumda. Şimdi bir taraftan ülkenin genel politikalarını değiştiremeyen ama yürütmenin başı olarak ülkeyi yönetmek zorunda olan ve bir taraftan da üç yere hesap vermek zorunda olan ama yetkiler bakımından dediğim gibi ülkeyi yönetme iddiasıyla gelip bir sürü vaat verip iktidara geldikten sonra da dediklerini hayata geçiremeyecek bir cumhurbaşkanı profiliyle ya da yönetim şekliyle karşı karşıyayız. Bu en büyük sorunlardan biri. Yani cumhurbaşkanı en güncel örnek olarak vermek gerekirse Ruhani son seçimlerden gelmeden önce bir vatandaşlık hakları bildirisi yayınladı. 126 madde yanılmıyorsam. 120'nin üstündeydi. O maddelerin hepsi anayasadaki bir takım maddelere tekabül ediyordu. Yani cumhurbaşkanı ben size bu vatandaşlık haklarınızı iade edeceğim, hayata geçireceğim bir yönetim şekli vaat ediyorum dediği İran Anayasası'nda yer alan 126 maddenin bugüne kadar kısmen veya tamamen hayata geçirilmemiş haklarıdır arkadaşlar. Yani İran İslam Cumhuriyeti kendi anayasasını hayata geçiremiyor. Ya kısmen ya tamamen bunu ne yapamıyor? Hayata geçiremiyor. Cumhurbaşkanı bunu hayata geçireceğim diye vatandaşlarına vaatte bulunuyor. Ve geldikten sonra onu o vaadi de gerçekleştiremiyor. Bu yüzden biz buradan bakarken İran Anayasası'nda aslında başkan kim, devlet başkanı kim, başkomutan kim, savaş barışa karar verebilen kim, bu kimse aslında devlet başkanı olarak muhatap almamız gereken o. Daha önce söyledim, burada tekrar söylüyorum. Ben Türkiye Cumhurbaşkanı yerinde olsam, makamının yerinde olsam veya diğer devlet başkanları hiç fark etmez. Ben İran Cumhurbaşkanı'nı muhatap almam arkadaşlar. Çünkü başkomutan o değildir, devlet başkanı o değildir. Anayasa açık bir şekilde Cumhurbaşkanı'nın veli fakihten sonra en yüksek siyasi makam olduğunu net bir şekilde ortaya koymuştur. Ben bu adamla oturup konuşacaksam, ikili anlaşma imzalayacaksam, bir sonuç almayacaksam niye muhatap alayım? Bu adam bir takım anlaşmalara imza atacak. Fark etmez. Dünyanın hangi devletiyle, ülkesiyle olursa olsun. Ama Tahran'a döndükten sonra oradaki asıl devlet başkanı hayır bu stratejik çıkarlarımıza aykırı, devletin bekasına aykırı veya başka herhangi bir gerekçeyle ne yapabilir bu anlaşmayı? İptal etme değil, bir sefer onu meclisten geçmesi lazım. Tüm uluslararası anlaşmaların, ikili anlaşmaların veya çok yönlü anlaşmaların meclisten geçmesi gerekiyor. Meclis de ne yapar? Meclis, farz edin ki yine Cumhurbaşkanı'nın çizgisinde bir meclis. Çıkardı, onayladı. Nereden geçmesi gerekiyor? Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin onayından geçmesi gerekiyor. Orada açık ve net bir şekilde zaten devrim rehberinin çizgisinde duran insanlar var. Eğer devrim rehberinden yeşil ışık gelirse hiç sorun değil. Bir saat sonra onaylanmıştır o. Yeşil ışık yoksa aylarca bekler oraya veya meclise geri gönderilir veya doğrudan feshedilir açık bir şekilde. O yüzden söylüyorum. Yani yetki bakımından, devlet başkanı bakımından anayasa kimi tanımlıyorsa sırf ismi cumhurbaşkanıdır diye değil. Devlet başkanı İran anayasasında kimi tarif ediyorsa onu muhatap almak lazım. Yoksa ikili ilişkileri veya çok yönlü ilişkileri çözemezsiniz. Gider içerideki mekanizmaya çarpar geri döner. Bu yüzden güvenlik elitleri de kimin denetimindeydi? Tüm silahlı kuvvetler, iç dış güvenlik, başkomutan. Yani cumhurbaşkanının ikili güvenlik anlaşmalarını imzalarken yani bu kesin oldu diye bakmamanız lazım. Tahran'a döndükten sonra o iş değişebilir. Buyurun. Nasıl?
Bizde anlaşma şeyleri oradan çıkmadı mı yetkileri? Bizdeki başkanlık, yeni başkanlık sistemi biraz süper başkanlıktır. Yani öyle sıradan bir başkanlık değil, onu söyleyeyim arkadaşlar. Yani tamam. Şimdi diyorum ki Cumhurbaşkanı ile parlamento başka partiden olursa evet. Anlaşmayı onaylamadığı takdirde bu sizin söylediğiniz tabii ki geçmeyebilir. Parlamentodan geçmeyebilir. Hayır ama İran'da durum farklı. Ama burada hiç parlamentodan hiç, oylanmamış olur. Bu aynen. Yani parlamento süreci hayır şöyle bir durum var. Şimdi nükleer anlaşma en somut örnek. Nükleer anlaşma. Önceki hükümetler niye müzakereye başlayamadı arkadaşlar? Devrim rehberi izin vermiyor. Cumhurbaşkanına müzakere izni vermiyor. Müzakere izni vermediği sürece bir cumhurbaşkanı olarak ülkenin en temel sorununu gidip uluslararası güçlerle müzakere edemiyor. Müzakere ederse bile kırmızı çizgileri belirliyor. O kırmızı çizgileri geçerseniz yine izin vermem, sizi geri çekerim. Geri çeker. Verdiği yetki geri alır. Fesheder. Bu görüşmeler burada bitmiştir dediği an bitmiştir. Şu an ne diyor mesela devrim rehberi? Diyor ki anlaşma yok hiç. Müzakere falan da yok. Yani biz bir anlaşma yaptık. Bağlı kaldık. Haklı olarak bağlı kaldık karşı taraf. Tek taraflı çıktı. Böyle bir tarafa biz güvenemeyiz. Yani ne malum bunun imzalayacağı anlaşmayı yarın bir başkasının gelecek Cumhurbaşkanı'nın Amerikan yönetiminin yine çıkmayacağı, feshetmeyeceği, iptal etmeyeceği eline çok güzel bir fırsat verdi, bahane verdi açıkçası. Ama kabul edip etmemek bununla alakalı değil. Ülkenin ve rejimin bekası tehlikeye girerse mecbur kalıyorsunuz müzakere masasına oturmaya. Yani öyle sadece şey değil, illa benim dediğim dedik değil. Zorunluluklar sizi oraya götürüyor ve Amerika şu an onu zorlamaya çalışıyor. Şimdi benim o dediğim husus farklı. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Anayasası veya Fransa'nın veya Amerika'nın veya başka herhangi bir ülkenin devlet başkanını açık bir şekilde tanımlamıştır. Yetkileri vermiştir. O yetkiler kullanılır. Ama burada da yetkiler belli zaten. Yani anayasa açık bir şekilde yetkileri vermiş ve diyor ki Cumhurbaşkanı devrim rehberinden sonra en yüksek siyasi makamdır. Devlet adına. Dolayısıyla bir numaralı adam değil bu. Yetkilerine bakıyoruz. Hadi temsil bakımından en devletin başı olmadığı gibi yetki bakımından da olabildiğince dar ve sınırlı ve kısıtlı yetkileri var. Bu yüzden söylüyorum. Siz İran Cumhurbaşkanı ile müzakere ettiğiniz zaman olay bitmiş olmuyor. Çünkü başkomutan orada duruyor. En yüksek siyasi otorite orada duruyor. Onun onayından geçmesi gerekiyor. Sadece meclis değil. Tüm politikalar. Ekonomi politikalarında hükümet liberal politikalardan yana devrim rehberi direniş ekonomisi doktrinini ortaya attı. Peki o nasıl seçiliyor hocam yani? Kim? Evet. Şimdi onu da çetrefilli biraz değinelim. Nasıl oluşuyor? Bu kadar kargaşanın karmaşık bir şeyin içerisinde. Bir defa devrim rehberi arkadaşlar bir din adamı olmak zorunda. Zaten bu teorinin gereği böyle. Ve anayasal çerçevede zaten kurumsallaşmış bir şey var. Dolayısıyla en alim adamı aramaya çalışıyorlar. Siyasi tecrübeye sahip, devlet yönetme kabiliyetine sahip bir lidere bakıyorlar. Bunu kim seçiyor? Bunu Uzmanlar Meclisi seçiyor. Hubregan Meclisi dedikleri. Uzmanlar Meclisi daha önce 60'tı yanılmıyorsam. Şimdi 88'e çıktı sayısı. Tamamı din adamlarından oluşuyor. Çünkü devrim rehberinin seçecek olan kişilerin de dini ilimler noktasında, fıkhı, özellikle fıkıh konusunda belli bir otoriteye kadar gelmiş olması lazım. Bunlar ancak teşhis edebiliyor kimin devrim rehberi olabileceğini. Dolayısıyla sivil hiç kimse bu konseyde yok, bu mecliste yer almıyor. Daha doğrusu en başından zaten başvuramıyor. Onun adayları belli. Bunlar devrim rehberini seçiyorlar kaydı hayat şartında. Yani ömür boyu orada. Ancak ve ancak iki açığını yakalarlarsa görevden alabiliyorlar. Görevden de almıyorlar. Aslında öyle bir şerh düşüyorlar ki yani bunu anayasa hukuku dersini okurken böyle bu maddeleri tek tek tartışırken ortaya çıkıyordu. Yani
Bu uzmanlar meclisi devrim rehberini atama ve azletme yetkisi değil. Kimin rehber olabileceğini, İmam Mehdi'nin naibi olabileceğini teşhis eden kurumdur. Teşhis ettiği kişi de ve ilan ettiği andan itibaren o rehberdir artık. Atamıyor. O naibin kim olduğunu teşhis ediyor. Veya seçildikten sonra belki bir süre sonra şeye vardılar. Ya biz bu adamı seçtik ama birçok şeye gitti, istibdada gitti, diktatörlüğe gitti. Ya da ne bileyim işte adalet sıfatını yitirdi. Bu gibi durumlarda bunun tespiti yine bu konseyle. Yani bu konsey çıkıp, bu meclis çıkıp dese ki biz Hamene'yi işte 30 yıl önce seçtik. Ancak 30 yıl sonra fark ettik ki Hamene'yi adil biri değil. Bu ifadeyi kullandıkları an azledilmiş oluyor. Yani biz seni azlettik demelerine gerek yok. Konsey böyle bir açıklama yaptığı zaman azledilmiş oluyor. Ve işte 30 yıl sonra çıktılar dediler ki ya biz seçtik ama bütün bu süre boyunca şunu fark edemedik. İlim olarak yetersiz. Zaten kendisi de görüntüleri ortaya çıktı. İlk bu anayasa şeyi Hümeyni artık vefat döşeğindeyken ve bu geçiş süreci yaşanırken kendisini Rafsanjani öneriyor. Kendisi bizzat çıkıp orada diyor ki bu teknik olarak mümkün değil beni seçmeniz. Niye teknik olarak mümkün değil? Teknik olarak dediği husus ben dini ilimler noktasında fıkıh konusunda içtihat düzeyine ulaşmış biri değilim. Çünkü bu velayet-i fakih teorisine, bu veli fakihin kim olması gerektiği konusunda o ilmi yeterlilik bende olmadığı için teknik olarak benim rehber olmam da mümkün değil diyor. Ancak işte bu birinci anayasada, 79 anayasasında müştehide camil şerait diyorlardı. Yani uzma bir fakih ve Hümeyni'nin uyarısı üzerine, çünkü kendisi hayattayken Ayetullah Muntazir'i vasi olarak, veliahtı olarak artık her ne desek yani kendisinden sonra rehber olacak kişi olarak atanmıştı. Onu azletti. Ve onu azledince böyle bir sorunla karşı karşıya kaldılar. Çünkü bu kadar ilmi yeterliğe sahip bir müştehit olmayabilir. Varsa da siyaseten tecrübeye sahip olmayabilir. Bu da ülke yönetimini sıkıntıya sokar. Bu kadar geniş yetkilerle donatılmış bir makam. Bu yüzden onu kaldırdılar. O maddeyi çıkardılar. Yani uzma şartını, cami-ul şerait olmasını maddeden çıkardılar ki böyle bir şey teknik olarak ortadan kalksın. Çünkü büyük sorun olurdu. Gerçekten 6-7 tane Ayetullah uzma var. Bu 7 uzmadan hiçbirinde siyasi tecrübe yoksa, devlet yönetme kabiliyeti yoksa, tedbir ve ne bileyim işte yönetim kabiliyeti yoksa ne olacak? O zaman siz ciddi bir şekilde devlet krizi yaşarsınız. Bunu aşmak için o ibareyi kaldırdılar. Dolayısıyla şeyin önü açılmış oldu. Hatta Ayetullah yani ilmi mertebeleri söyleyeyim. Hüccetül İslam belli bir ilim tahsil ettikten sonra medreseden size Hüccetül İslamlık unvanı veriliyor. Biraz daha ilerleyince Hüccetül İslam vel Müslümin oluyorsunuz. Bir aşama sonra Risale yazıp Ayetullah oluyorsunuz. Ondan sonra artık kalıyor şey, hariç dersleri dedikleri uzun süren dersler veriyorsunuz uzun yıllar üst mertebe. Ve diğer müştehitler tarafından icazet verilmesiyle, teyidiyle, onayıyla Ayetullah uzma olabiliyorsunuz. Şimdi bu süreçleri dikkate alalım. Ayetullahlık unvanı dahi Hamene'nin yoktu. Hadi uzmadan geçtik. Ayetullahül uzma şartı kaldırıldı. Ayetullahlık unvanı da yoktu. O yüzden teknik olarak mümkün değildi diyordu. Ama seçilir seçilmez bazı müştehitler hemen Ayetullahlık unvanı verdiler ki böyle bir siyasi kriz, devlet krizi çıkmasın diye. Bu gibi tartışmalarda pratikte yaşandı. Şimdi devleti nasıl yönetiyor veli fakih? Bu kadar yetkisi varsa genel politikaları nasıl belirliyor? Daha önce anayasada olmayıp pratikte olan, yine Ayetullah Hümeyni'nin talimatıyla kurulmuş olan Maslahat Konseyi ki 89 anayasasında kurumsal bir nitelik kazandı. Maslahat Konseyi düzenin yararını teşhis konseyi diye geçiyor.
Ve bu konsey yine tamamı, bütün üyelerini devrim rehberi tarafından atanan bir konsey. Görevi de birkaç kritik görev üstleniyor aslında. En önemlisi ülkenin genel politikalarını belirlemede devrim rehberine yardımcı olmak. Aslında bir danışma konseyidir. Kimlerden oluşuyor? Bir kısım din adamları var. Anayasayı Koruyucular Konseyi'nin bütün fakih üyeleri var. Ondan sonra cumhurbaşkanları, emekli cumhurbaşkanları var veya dışişleri bakanları var. Yani devlet yönetme konusunda tecrübe sahibi olan kimseleri devrim rehberi buraya üye olarak atıyor. Onlar da kendi içerisindeki bu teşkilatın, bu konseyin yine kendi içerisinde yapılanması var, birimleri var, komisyonları var. Bu komisyonlar tabii ki üniversite hocalarından yardım alarak, akademisyenlerden, ülkenin genel politikaları burada şekillenmiş, pişirilmiş oluyor. Ve en nihayetinde bir metne dökülüp devrim rehberine sunuluyor. Devrim rehberi de yine kendi ekibiyle bir kez daha onu gözden geçiriliyor. Hukuk danışmanlarıyla, siyaset, sosyoloji danışmanlarıyla onaylarsa İran Radyo Televizyon Kurumu'ndan tebliğ ediliyor, yayınlanıyor ülkenin genel politikaları diye. Ve bu saatten sonra meclisin yapacağı iş bu politikaların hayata geçirilmesi için gerekli yasal düzenlemeleri yapmak ve Cumhurbaşkanı da yürütmenin başkanı olarak üzerine düşen iş bu politikaları hayata geçirmektir. Dolayısıyla Cumhurbaşkanı ülkenin iç ve dış politikalarını belirleyebilecek makamda değildir. Devrim rehberi tarafından belirlenmiş olan politikaları hayata geçirmekle mükelleftir. Bu yüzden yetki bakımından yine diyorum, denk değil, muadil değil, siyasi makam olarak ismi Cumhurbaşkanı olsa bile değil. Çünkü bizde şu an Cumhurbaşkanı ülkenin politikalarını belirliyor yani. İktidara gelirken değil mi? Halka bir takım söz veriyor, vaatler veriyor. Seçimden sonra da işte iç dış politikayı düzenleyerek o vaatlerinin bir kısmını, hepsini olmasa da hayata geçirmeye çalışıyor. Çünkü bir sonraki seçimde bunun hesabını verecek, yeni vaatler verecek. Ama orada durum böyle değil. Devrim rehberi ömür boyu orada. Kimseye hesap vermek diye bir şey yok. Anayasada Cumhurbaşkanı her üç kuruma da, yani millete de, meclise de, devrim rehberine de hesap vermekle mükellef görülürken devrim rehberinin kimseye hesap vereceği yoktur. Öyle bir madde ve bağlayıcılığı yoktur. Hatta zaman zaman Anayasayı Koruyucular Konseyi üyeleri, fakih üyeleri ya da Uzmanlar Meclisi fakih üyelerinden ben şunu işitmişimdir. Bu takım şeyler yapıyorlar, beyanatlarda bulunuyorlar. Devrim rehberinin yetkileri anayasanın üstündedir. Çok açık bir şekilde söylüyorlar. Bu anayasa onu bağlamaz. Yani bu şekilde yorumlayan bu konseylerin müştehit din adamları var. Bu yüzden yani bu kadar mutlak yetkiler, geniş yetkiler ama pratikte millete karşı sorumlu değilsiniz. Tüm siyasi, toplum, kültür, eğitim, genel politikalar, iç politika, dış politikanın hepsini belirlemek sizin yetkinizde. Ve sizin belirlediğiniz politikaları Cumhurbaşkanı hayata geçirecek. 18 bakanlıkla yönetiliyor. Daha önce 24'te azaltıldı. O Cumhurbaşkanı yetkisinde ihtiyaca göre şey yapabiliyor. Tabii meclisin de onayını alarak. Burada yine bu 18 bakandan 4'ünü bir şekilde kendi elinde değil arkadaşlar. İçişleri Bakanı dediğim gibi iç güvenlikten de sorumlu olduğu için ve Dışişleri Bakanı da ülkenin dış politikasını takip edeceğinden, yürüteceğinden, Savunma Bakanı zaten söylemiştim, İstihbarat Bakanı yine güvenlikle bağlantılı olduğu için bir şekilde perde arkasında anayasada herhangi bir zorunluluk belirtilmemiş olmasına rağmen devrim rehberinin onayı ve taammülüyle, bir taammül içerisinde belirleniyor. Dolayısıyla bir bakıyorsunuz seçilmiş Cumhurbaşkanı kendi kabinesini de oluşturamıyor. Yani kabinenin neredeyse 1/3'ünü yine dolaylı olarak devrim rehberi tarafından atanmış oluyor. Buradan ne anlıyoruz arkadaşlar? Tüm bu devlet yapılanma modelinden İslam'ın esas, Cumhuriyetin ise usul oldu. Yani uygulanma biçimi olarak biz cumhuriyeti benimsedik taktik olarak, yöntem olarak. Bunu da nereye dayandırıyorlar? Çok basit. Çünkü ayet vardı değil mi? Ve emruhum şura beynehum. Yani işleri aralarında şura ile, meşveret ile hallederler. Ayetini ön plana çıkararak hem parlamentonun, hem danışma kurulunun, hem bakanlıkların bu şekilde, yani cumhuriyetle İslamiyet'in bu yönünü bağdaştırarak, bir yerde kesiştirerek
Cumhuriyeti de modern döneme de hitap etmek anlamında bilinen anlamıyla değil. Yani hakimiyet kayıtsız, şartsız milletindir. Meşruiyetini oradan alır anlamında değil. Tam tersine İslam'ın öngördüğü siyasal yaşamı veya yaşam biçimini hayata geçirme yöntemi olarak cumhuriyet kabul edilmiştir. Buyurun. Başka bir çalışmamızda İran İslam Cumhuriyeti'nin bağlantılı olarak hem meşruiyet hem de makbuliyet bağlamında olduğunu yazmışsınız. Ben bu noktada şunu sorayım. 1979'daki meşruiyet, yani kaynağı İslam'dan İmam Mehdi'den meşruiyet ve cumhuriyet boyutunda makbuliyetini halktan alan seçim, 40 yıllık deneyimin sonucunda 2019'da 1979'daki gibi mi herhangi bir dönüşüm geçirdi mi? Yani kabul tabirle meşruiyetle maktulet noktasında dostlar arttı mı, destekler azaldı mı, rejim karşıtı çoğaldı mı, azaldı mı? Buna yani bu noktada bir oransal bir şey vermek mümkün mü? İran sosyolojisine dair. Evet. Dilerseniz biraz alakası olacak ama başka bir sorun daha var. Bu siyasallaşan, yani velayet fakir ve siyasallaşan İslam klasik Şii anlayışından uzaklaştırılmıştı. Bu noktada velayet fakir kurumu klasik Şii anlayışının temsil edildiği noktalarda bu Şiiliğin siyasallaşması noktasında herhangi bir politikası var mı? Veya evet. Klasik Şiiliğin devam ettiği bölgelerde Necep'te tam tersi nokta siyasallaşan Şiiliğe karşı bir politikası var mı? Evet. Yok, o da bağlantılı ama önce birinci kısmı cevaplayayım. Şimdi devrimin bu kadar süre içerisinde, 40 yıl az bir zaman değil ama çok bir zaman da değil devletler ömrü içerisinde mukayese edersek aslında kısa bir dönemdir. Yani Çinlilere sormuşlardır işte Fransız devrimi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ya demiş çok bir şey değil, henüz 200 yıl geçti üzerinde tam olarak yani biraz daha zaman geçmesi lazım anlamak için. Bu çok daha küçük bir zaman dilimi. Tabii Çinlilerin 5000 yıllık o devlet ve medeniyet şeyi içerisinde zamanlama olarak gerçekten çok kısa kalıyor, küçük kalıyor. Değerlendirme adına. Yani burada tabii ki bir takım dönüşümler yaşandı. Bu özellikle toplum nezdinde. İslam Cumhuriyeti neyi amaçlıyordu? İdeal insan. Kimdi ideal insan? İdeal mümin. Yani ideal mümin yetiştirme peşindeydi. Ve bu anlamda işte o Medine-i Fazıla diyebileceğimiz erdemli toplum, erdemli devlet, erdemli insan. Yani böyle siyaseti biraz daha reel niteliğinden öteye taşıyıp modern dönemde giderek daha çok böyle realite üzerinden giden bir kurum olarak değil de onu manevi boyutuyla birleştirmeye çalışan bir anlayışla aslında devlet kurgulandı. Ve dediğim gibi bunu yaparken başlangıç itibariyle İran Kültür Devrimi Konseyi, böyle bir konsey de var. Bu konsey yani böyle bir toplum yaratılacaksa, böyle bir fert, birey yaratılacaksa nereden geçecek? Eğitim sisteminden geçecek. Eğitim sistemini gözden geçirdiler. 3 yıl üniversiteleri kapattılar, müfredatı gözden geçirdiler, değiştirmeye çalıştılar. İşte matematik, biyoloji gibi dalların bile İslamileştirilip İslamileştirilemeyeceği tartışması, matematiğin, fiziğin falan tartışması yapıldı. Bu bana aslında uzun yıllar sonra 96-7'de Taliban'ın iktidara gelişinden sonra Afganistan'da yaptığı tartışmalar gibi. Yani okullar, bir takım okulları, bölümleri kapatıyor, işte bunlar İslamidir, İslamileştireceğiz, ondan sonra açacağız gibi. Aynısı İran'da da vardı. Yani İran'daki siyasal İslamcılar da iktidara geldiğinde benzer söylemler ve bakış açısına sahipti. Ama tecrübeyle giderek evrildiler. Evet, bugün gelinen nokta itibariyle o erdemli toplum yok ortada. O ideal Medine-i Fazıla da yok ortada artık. Gerçeklikle karşılaştılar aslında. Söylemden eyleme bu 40 yıl çok şey öğretti. O yüzden geçen paylaştığım bir mesajda söyledim. Türkiye gerçekten sanayi, teknoloji gibi alanlarda İran'ın o 20-30 yıl ilerisinde. Ancak İran'daki siyasal İslamcılar, Türkiye'deki siyasal İslamcıların 20-30 yıl ilerisinde.
Çünkü devletin topyekününü 40 yıl önce ele geçirdiler. Ve 40 yıldır devlet yönetiyorlar ve Suriye konusunda bir tereddüt yaşamadılar arkadaşlar. Suriye'yi de, Yemen'i de, Irak'ı da, yarın başka bir ülkeyi de, Bahreyn'i de feda etmeleri gerekiyorsa tereddütsüz ederler. Ahlaki bakış açısı bitmiştir. Yani o ilk dönemlerdeki gibi ahlakçı yaklaşım geride kaldı. Onu tecrübe ettiler. Zaten devrimin ilk 10 yılında milli kelimesiyle adamlar problemli. Milli kelimesini ve ifadesini kullanmıyorlar. Ümmetçi bir yaklaşım var. İran, İslamcıların kalesi, İslam dünyasının kalesi. Dolayısıyla buranın muhafazası bütün Müslümanların üzerine vaciptir fetvası verdi Hümeyni. Namazdan da önceliklidir dedi. Dolayısıyla Suriye'de sormuştu yine bir benzer seminerde. Suriye'de Hama'da yaşanan katliam, yani Hafız Esad döneminde İran niye sessiz kaldı? Maslahat konseyi belirliyor arkadaşlar. Mayda maslahat kavramı belirleyicidir. Bunu nereye götürür dayandırır? Hudeybiye Antlaşması'na dayandırır. Değil mi? Yani hem Şia'da hem de Ehl-i Sünnet'te var olan. Nedir? İşte peygamber bir anlaşma yaptı. Ne anlaşmada? İşte Bismillahirrahmanirrahim. Adamlar dedi ki silin onu oradan. Biz zaten bunu kabul ediyor olsak. Değil mi? Aramızda bir problem yoktu. Muhammed Resulullah onu silin yani. Şimdi tüm bunları kabul etti. İşte Müslümanlar anlaşmanın içeriğini okuyan arkadaşlar bilir. Şimdi bu şartlarda peygamber bu anlaşmayı onayladı. Ne için? Maslahat. Değil mi? Maslahat daha sonra neyi gösterdi? Müslümanların akıllığını işte onları bir başarıya götürdü. Burada da aynı şey mantık işliyor. Maslahat. İran Ummul Kura'dır. İslam'ın kalesidir artık. Zaten Bazergan ile Hümeyni arasındaki temel farklılık da buydu. İslam İran'a hizmet edeceği ölçüde İslam'dan yararlanırız diyordu Bazergan. Ama Hümeyni öyle bakmıyordu. Yani İslamcıların kalesidir. Buradan İslam'a hizmet edilecek anlayışıyla baktılar. Ve 90'ların hatta ortasına kadar arkadaşlar milli kelimesi kullanılmadı. Ve zaten Milli Güvenlik Konseyi dahi 89 Anayasası'nda yani geçti şey kurum olarak, konsey olarak. Şura-i Ali Emniyeti milli geçiyor mu Babak Hocam yoksa geçmiyor mu o milli yani ciddi bir şekilde sorun vardı arkadaşlar. Yani milli kelimesini kullanmakta ümmetçi zihniyete şey değildi pek uygun değildi. Dolayısıyla bu süreçler yaşandı. Ve şimdi artık ne diyor? Dikkat edin İranlı söyleme, resmi söyleme. Bizim milli güvenlik sınırlarımız Akdeniz sahillerinden başlar diyor. Milli güvenlik sınırlarımız. Niye? Çünkü bu kadrolar bir ülke iktidarını ele geçirdikten sonra devleti önce iç ayaklanmalarla karşı karşıya geldiler. Devlet yönetme noktasında güvenlik ön plana çıktı. Ardından İran-Irak savaşı uzun yıllar süren değil mi? 8 yıl. Bu da ciddi bir şekilde İran yönetiminde ve hele hele kendini anti-Amerikancı bir şekilde konumlandırdığı için İsrail'i de işte yeryüzünden yok olması gereken bir devlet olarak adettiği için, daha doğrusu devlet olarak görmüyor. Bu şekilde kendini konumlandırdıktan sonra doğal olarak Amerika sürekli tehdit. İsrail aynı şekilde ve bu tehdit hiçbir zaman bitmedi. Ama somut olarak da hem iç ayaklanmayı yaşadı hem İran-Irak savaşını yaşadı. Dolayısıyla bölge bir türlü istikrara da kavuşmadı zaten. İşte Körfez Savaşı, İran başına gelenler. Diğer komşu zaten devrimden önce başlamıştı işgal ve devam edip gidiyordu. 40 yıldır kendine gelemedi. Sürekli istikrarsız bir coğrafya. Bu coğrafyada İranlı bu siyasal İslamcıların zihnini şekillendiren şey güvenlik arkadaşlar. Güvenlik. 8 yıl savaşmış bir ülke 1 trilyona yakın iktisatçıların değerlendirmesine göre dolar kayıp, 200 bine yakın insan kaybı, 1 milyona yakın yaralı, bilmem gazi vesaire böyle ağır bir bedel ödemiş bir devletten ve devleti elinde bulunduran elitlerden, yöneticilerden söz ediyoruz. Şimdi bu adamlara güvenlik dediğiniz zaman zaten varlığı artık tamamen güvenlikle tanımlanmış bir siyaset adamı var karşımızda veya siyaset elitleri var. Bu yüzden 40 yıldır
Zihin bu şekilde işliyor. Bilinçaltı bu şekilde işliyor. Ve ben oradaydım. 2009 olaylar patlak verdiğinde milyonlarca insan sokağa döküldü. Aldığım bilgilere göre, o tabii tasdik edilip edilmemesi şeydir arkadaşlar, yani tasdikli bilgi değil. Bir zaten her şeyden önce İran Radyo Televizyon Kurumu, onu gördüm çünkü hemen Çevik Kuvvet tarafından, Özel Harekat tarafından ablukaya alınıyor. Oranın düşmemesi lazım. Çünkü milyonlarca kitlenin yöneldiği bir yeri tutabilmeniz, en fazla hadi 5, 10, 100, 200 kişiyi öldürdünüz, devamı gelmez. Televizyon düşerse, biliyorsunuz kendileri tecrübelidir zaten, radyo televizyonu ele geçirip ilk yayınladıkları şey nedir? Tekbir getirip işte burası İran İslam devriminin sesidir deyip nokta koydular. Yani zaferin son şeyi. O yüzden orası stratejik bir yerdi. İkincisi de Tahran'da, belki bilen bilir arkadaşlar, Pastor Meydanı, yani Beyt-i Rehberi'nin bulunduğu bölge, İnkılap Meydanı'na çok yakındır. O kitlelerin bir an yönünü değiştirip Azadi Meydanı'na değil, Devrim Rehberi'nin evine yönelmesi demek çok büyük bir tehlikeydi. Ve bilgiye göre de helikopter hazır bekliyordu. Olası bir durumda kitleler oraya yönelirse Devrim Rehberi'ni hemen oradan alıp başka bir noktaya intikal ettirmek için. Şimdi bu kadar hassas süreçlerden geçen bir ülke, bir yıl dahi üzerinden geçmeden Arap Baharı'nın başlamasıyla daha kritik bir sürece girdi. Daha kritik bir sürece girdi ve daha enteresan olanı, Musevi ve Kerubi'nin İran halkını, Tunus halkını ve Libya halkını desteklemek adına halkı sokağa çağırmasıydı. İşte tam o şeyden sonra, çağırmadan sonra iki lider ev hapsine alındı. Tecrit edildiler. Tüm işte dış dünyayla, yayın BBC gibi ne bileyim birçok kanala da bağlanıyorlardı çünkü. Tüm şeyler tecrit edildi ve 8 yıldır oradalar. Şimdi bu güvenlikçi yaklaşım var. Bu devletin bilinçaltında onları yönetenlerin. Ve Suriye'yi feda etmekten tereddüt etmez. İşte nedir efendim, İran'a 7 milyar dolarlık maliyeti olmuş yıllık. Toplasan 7 kere 7, 49, 50 milyar dolar değil mi? 7 yılda. Devede kulak. Adam biliyor ki o tehdit İran sınırları içerisine girdiği andan itibaren, İran zaten savaş biteli 30 yıl boyunca altyapısını düzeltemedi. Ambargolar peyderpey devam etti, kendine gelemedi. Adam savaşın ve yaratabileceği tahribatı bütün genleriyle hissediyor. Moleküllerine kadar hissediyor. Ne olduğunu biliyor. Bu yüzden ahlakçı yaklaşım bitmiştir adam için. Suriye feda edilmesi gerekiyorsa edilecek. Yemen edilmesi gerekiyorsa edilecek. Hiçbir şeyi yoktur, tereddüt yoktur. Bizde bir kesim insanlar halen daha ahlaki boyutuna bakıyordu. Ya işte şu İran için ulusal güvenlik siperi olan Suriye bugün bizim için ulusal güvenlik tehdidine dönüştü. İşte bu yüzden İran'daki siyasal İslamcılar Türkiye'deki siyasal İslamcılardan tecrübe olarak daha ilerideydiler. Ancak dediğim gibi bu bizi bir yanılgıya düşürmesin. Türkiye devlet modeli olarak da, yönetim modeli olarak da, toplumsal sorunlarını çözme noktasında da her anlamda İran'ın önündedir. İranlı siyasi, bürokrat ve diplomatın büyük bir kesimi de en nihayetinde olmak istedikleri şey Türkiye'dir. Yani İran'da olası bir rejim dönüşümü, bu işte ister demokratik süreçlerin sonucunda 10 yıl, 20 yıl, 30 yıl sonra, isterse keskin kesinlikle İran için çok büyük bir risk ve bizim için de büyük bir risk, bütün bölge için risk. Çünkü ne çıkacağı karşımıza belli olmaz. Ama demokratikleşme sürecinde, normal seyrinde devam ederse arkadaşlar 20-30 yıl sonra İran'ın geleceği nokta Türkiye'nin bugünkü noktasıdır yani. Bu yüzden bizi yanıltmasın. Yani bir takım tecrübesizlikler zaten ciddi anlamda da giderilmiş durumda. Onu görüyorum mukayese ettiğim anlamda. Bu yüzden İran devleti bu şekilde yönetiliyor. Siyasi yapı ve idaresi budur. Ha, devrim rehberliğinin bu şekilde ülkeyi yönetiyor olması istikrar getirmiştir. Kısmi bir istikrar getirmiştir ülkeye. 30 yıl boyunca aynı çizgide devam etmiştir. Ama beraberinde bir takım riskler de doğurmuştur. Bu güvenlikçi yaklaşım, ülkenin sürekli böyle bu girdapta kalması, Batı'yla, özellikle Amerika'yla ilişkileri normalleştirememesi ne yapıyor? Sürekli o tehdidin her daim İran üzerinde bulunmasını sağlıyor.
Bu tehdit var oldukça da İran güvenlikçi politikaların gölgesinden çıkamıyor. Bu da bütün ekonomisini, kalkınmasını ve gelişmesini etkiliyor. İran tamamen sınırlandırılmış oluyor bu bağlamda. Çünkü tüm ulusal kaynaklarını rejimin bekası ve devletin ve ülkenin bütünlüğüne harcamak zorunda kalıyor. Bu da dediğim gibi tehdit algısı, tanımlaması ve ona paralel olarak geliştirilen politikalar yüzünden. Ama makbuliyet ve meşruiyeti atlamadan. Şimdi meşruiyet dediğim gibi zaten İslam'dan geliyor. Ama makbuliyet bir taraftan da yine bahsettiğim gibi birçok peygamber meşruydu, peygamberdi ama iktidar olamadılar, devlet olmadılar. Dolayısıyla makbuliyetten kaynaklanıyordu. Yani halk onları kabul etseydi ne olurdu? Peygamber Medine'ye gittiğinde Medine'nin hepsi Müslüman değildi. Değil mi? Orada ilk şehir Medine, şehir devlet kuruldu. Yahudisi, Hristiyanı, diğer işte Müslümanlaşan bir kesimi. Dolayısıyla makbuliyet ne yapıyor? Sizin orada bir otorite oluşturmanızı şeye sağlıyor. Meşruiyetiniz zaten ilahi. Ama makbuliyet de buna tekabül ediyor. İran'da eğer veli fakih tamam meşru, zaten daha önce de meşruydu. Yani İmam Mehdi adına onlar fetva veriyorlardı. Ülke, toplumun diğer sorunlarını fetvayla, yönlendirmeyle, işte ne bileyim eğitimiyle vesaire ilgileniyorlardı. O meşru hak yine onlardaydı. Ama siyasi otoriteyi ele geçirmeleri makbuliyete bağlıydı. Makbuliyet de yani halkın kabul etmesi. Makbuliyetin karşılığı buydu. Bunu da cumhuriyetle sağladılar. Yani cumhuriyet onlar için eşittir meşruiyet değil. Eşittir makbuliyet. Onlar zaten kendilerini meşru görüyor din adına, bir din adamı olarak. Söyleyecek sözü ve verdiği sözün nihai bir karar olması, bağlayıcı olması noktasında. Dönüşüm şu şekilde yaşandı. 35-36 milyon nüfus 82 milyona dayandı. Dolayısıyla bugün İran nüfusunun 46-47 milyonu 40 yaşın altında. Bu büyük bir rakam. Çok genç ve dinamik bir nüfus demek. Bir de %60'lara yakını, veriler biraz, istatistikler İran konusunda tespit etmek gerçekten güç. Çünkü çok acayip fahiş farklar olabiliyor. Ancak şu bir gerçek ki %60'a yakını kırsal alanda yaşıyordu daha önce. Şu an %74'ün üstünde şehirlerde yaşıyor. Yani böyle bir geçiş süreci yaşamış şehirleşme noktasında. Okuma yazma oranı %45'lerden %95'lere yaklaştı. Bu yani %50 bir %100 başarı anlamında. Ancak bu başarı da bir paradoks yaratıyor. Çünkü eğitim seviyesi, şimdi eğitimsiz kitleler, işte kırsal alanda yaşayan kitleler bu devrimin sahiplenilmesi noktasında kimlik olarak Hümeyni'nin arkasında ciddi bir şekilde durdu bu kitle. Çünkü kendi kimliğini tehdit altında görüyordu. Modernleşme, Şah'ın yukarıdan aşağıya dayatmacı modernleşme modelinde bir tehdit algısı içerisine girip muhafaza anlamında ne yaptı? Hümeyni'nin arkasında, liderliğinin arkasına sığındı. Ama şimdiki kitleler hem %75'e yakın şehirde olması, hem çok genç, dinamik olması ve eğitim seviyesinin artmış olması, özellikle üniversiteden mezun olmuş kitlelerin, hele hele sosyal bilimler, sosyal bilimciler başta olmak üzere çok çok büyük bir kesimi kesinlikle sekülerleşiyor. Sekülerleşen bu kesim de ister istemez ne yapar? Seküler bir insan bir din devletini meşru görmüyor. Kesinlikle din ve siyasetin, devletin, devlet işlerinin ayrıştırmasına inanıyor. Bu da ister istemez karşımıza bir meşruiyet krizi yaratıyor. İşte burada önümüzdeki süreç gerçekten İranlı siyasi elitlerin geleceği yönlendirme noktasında devrim rehberine ne şekilde yardımcı olabileceği ve onun da bunu genel politikalar bağlamında adım adım, adım adım nasıl açacağı. Bir kere açtığınızda böyle kapalı rejimleri karşınızda çok sürpriz şeyler çıkabilir. Ya da çok sıktığınızda da bu olabilir. Ama şunu söyleyeyim, gözlemlerime dayanarak söyleyeyim. Ben İran'a ilk gittiğimde evde video bulundurmak yasaktı arkadaşlar. Yasaktı, kanunen yasak. Yakalandığınız zaman cezası var bunun. İşte video cihazını veya daha henüz o zaman uydu veya internet yok çünkü 96'ların başıydı. Bir süre sonra artık bu konuda duyarlılık gittikçe azaldı. Yani kimsenin işte
evini gidip arayalım, video var mı yok mu, bir şikayet üzerine. Bunu artık önemsememeye başladılar. Çünkü daha farklı öncelikler ortaya çıktı. Hatemi ile birlikte bir kırılma yaşandı, bir açılma yaşandı. Ama o çok kritik bir süreçti. Onu yönlendirmek, yönetmek, kontrol altında tutarak gitmek çok önemliydi. Kız öğrenciler, devlet dairelerinde de çalışan kadınlar çarşaf örtmek zorundadır. Yani bir manto vardı zaten, o mantonun üstüne bir de bir çarşaf tek parçadan oluşan, bizim Türkiye'deki çarşaf modeli değil. Yani kendilerince bir örtü gibi tek parçadan, zaten oturduğu zaman da şey yapabiliyor, yani biraz daha esnek davranıyor. Okula da onunla gelmek şarttı üniversitelerde. Hatemi zamanında bunu serbest bıraktılar. Çok ciddi tartışma başladı üniversitede. Çünkü çok iyi hatırlıyorum, kız erkek ilişkilerinde, yani normal arkadaşlık ilişkilerinde sohbet ederken kız yere bakar ya tavana bakar, erkek de yere bakar veya tersine bakardı. Birbirlerine bakmazlardı. Böyle bir şey vardı. Tam böyle kırılma noktasının yaşandığı döneme denk geldi benim gidişim. O bir süre sonra, bir yıl sonra çarşaflar gitti. Mantolar kaldı, üniversite yönetimleri içerisinde tartışmalar yarattı ve bir süre sonra kız erkekler artık tavana yere bakma gereği duymadan karşılıklı normal bir şekilde sohbet etmeye başladılar. Daha sonra parklarda el ele tutuşayım derken BESİÇ tarafından tartaklanmalar süreci başladı. Derken işte arabada şehir içinde ve şehirler arası iki kişi oturuyordu önde, çok iyi hatırlıyorum. Kızlar inadına, bakın şey değil yani, bir duruş olarak politik bir tavırdı bu ve bir süre sonra zaten normale döndü. Yani inadına gelip erkeğin yanına oturdu. Ön koltukta iki kişi oturuyor, sıkışıyor zaten. Sırf rejime muhalefetini bu şekilde ifade ediyor diye. Aradan bir iki yıl geçti, normalleşti çünkü hiçbir kız zaten gururuna yedirip böyle bir şeye kalkışmıyordu. Dediğim gibi politik bir tavırdı. Bunların hepsi politikti. Ve bugünkü İran, belki zaman zaman haberlerde görüyorsunuz, geçti irşat ahlak polisi dediğimiz, şehrin önemli köşe noktalarında bulunuyorlar. Kızların veya bazı zaman erkeklerin uygunsuz kıyafetlerine, tırnak içerisinde ne yapıyorlar? Müdahale ediyorlar ya da çok itiraz ederlerse alıp götürüyorlar. Yani başını açmış, başörtüsü düşmüş, çekmiyor başını mesela. Ya da çok dar manto giymiş ya da mantoyu aslında giymese de olur. Yani manto sayılmaz çünkü. Bunlar yine hepsi politik tavır. Yani özünde sadece bir başörtüsü meselesi değil, zorunlu olduğu için ve o insanlar da bunu takmak istemediğinden, tabii bütün toplumu kastetmiyoruz, yaşam tarzı olarak bunu kabul etmeyen kesimler bir şekilde bu dayatmaya karşı çıkıyorlar ve bu şekilde itirazlarını dile getiriyorlar. Bir mücadele devam ediyor ama gördüğüm kadarıyla oradan buraya dönüşmüş bir İran var. Yani 96-7'de bir kız, bir kadın bugünkü şekliyle dışarı çıkması imkansız bir şeydi. Ama biz rejimin adım adım geri adım attığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Uydu antenlerini tamamen yasaktı. Sonra ilk çıktığı zaman topluyorlardı, kırıyorlardı. Şimdi artık bir baktılar ki bütün evlerin penceresine, duvarına veya çatıda var. Mücadele etmek imkansız. Çünkü artık internet girdi evlere. Akıllı telefonlar girdi. Dolayısıyla uydu anteniyle, yani dikkat edin, videoyu yasaklayan bir devlet, bir yönetim nereden nereye geldi? Dolayısıyla bunun 40 yıl öncesidir, halen aynıdır dememiz mümkün değil. Eğer devlet aynı mantıkla davranmış olsaydı bence bir devrimle sonuçlanabilirdi toplumsal tepkiden dolayı. Ve ekonomik sorunlar, yani tabii ki İslam Cumhuriyeti kendine göre bir kitle yaratmıştır, onu söyleyeyim. Yani bir taban ciddi bir şekilde devletin sağlamış olduğu avantajları kullanarak ve o şekilde inanarak, her ikisi de söyleyebiliriz, bu bağlamda devletin bekasını sağlayabilecek bir kitle yaratmıştır. Yani bu kitle en düşük olsa bile arkadaşlar, Tahran Üniversitesi siyaset bilimi hocalarından Ziba Kelam'ın deyimiyle, %10 bile olsa bu 8 milyon insan demektir. Yani bu 8 milyon insan bu rejim için ölmeye hazırdır. Amerika eğer İran'a savaş açacaksa kalanın değil, bu 8 milyonu nasıl pasifize edeceği veya kontrol edeceği üzerinde hesap yaparak savaşa, yani böyle bir saldırı planı düşünmelidir. Dolayısıyla bu ciddi bir rakam.
Yani bu bağlamda çünkü artık bu iş sadece İslam'ı savunmaktan çıktı. Yani çok da ötesine geçti. Hem rejim karşıtları yurt dışında, hem ülke içerisindeki muhalefet, hem de devleti yöneten kesim ortak bir söyleme sahip. O da farklı zaviyelerden ve gerekçelerden söylemiş olsalar da bir dış müdahalenin ülkeyi parçalayabileceği, kaosa sürükleyebileceği, Afganistan'a ya da Irak'a dönüştürebileceği veya Suriye'ye dönüştürebileceği riskinin çok çok yüksek olduğu. Bu yüzden ciddi bir şekilde sorunsuz bir geçişten yana rejim karşıtları da. Yani bunu Birleşmiş Milletler kontrolünde yapılacak referandumlarla ama böyle bir şey de çok çok iyimser gibi geliyor bana. Çok gerçekçi gelmiyor. Yani bu coğrafyada yaşanan sert kırılmalardan sonra İran'da böyle bir süreci beklemek gerçekten aşırı iyimserlik olur. Siyasi realiteyle pek bağdaşmıyor. Burada tamamlamış olayım ben.